Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlarım 40 soru serisi AYT Matematik tekrar kampında Bugün sizlerle birlikte ele alacağımız konu Diziler olacak arkadaşlar Ve dizilerle alakalı 40 tane birbirinden güzel Kazanımı yüksek ÖSYM ayarında tadında tarzında 40 tane muhteşem soru çözeceğiz Ve bu videodan sonra Emin olabilirsin ki bana güvenebilirsin Diziler senin için mazi olacak de mutlaka ama mutlaka 2 veya 3 tane dizi sorusu çıkıyor. Bunlar genel itibariyle aritmetik ve geometrik dizilerden oluşuyor arkadaşlarım ve kaçırmana ihtimal vermeyeceğiz. Bütün soru çeşitlerini bu videoda göreceksin ve bu videodan sonra diyeceksin ki iyi ki izlemişim. İyi ki bakmışım. Diğerlerine de bakmam lazım. İlk 10 soru ikinci dereceden denklemler, parabol, eşitsizlik, trigonometri, logaritma, dizi, limit ve süreklilik, türev ve integral. 10 tane konuyu toplam 400 soruyla tekrar ettiğimiz bu kampı sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından ilerletiyoruz. Kitabın satış linki hemen videonun açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla satın alabilirsin ve artık geçebiliriz dersimize. Hazır mıyız? Hadi. Buyurun bakalım. Gel seninle beraber şöyle ilk soruya bir bakalım. Şöyle hızlıca bakalım. Ama Böyle nasıl diyeyim? Bütün kazanımları da ben sana tek tek açıklayayım. Hangi işlemi ben burada niye uyguladım? Bu işlem niye olmadı? Niye şunu da denemedik diye aklında bir tane soru işareti kalmayacak. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi bak. Aşağıda verilen demiş. 5 tane ifade var. Bu ifadelerden kaç tanesi bir gerçel sayı dizisinin genel terimi olabilir diye sorulmuş. Şimdi bir gerçel sayı dizisinin genel terimi olacaksa ben bu e, dizilerin reel sayı dizilerinin, Tanım kümelerinin yani şöyle göstereyim ben sana. Tanım kümesi, değer kümesi, onun içinde de görüntü kümesi oluşuyordu ya. Şimdi reel sayı yani gerçel sayı istiyorsa burası reel sayı olacak zaten. Buradan buraya tanımlı bir an fonksiyonumuz olacak ve ve bu, bunun ismine dizi diyeceğiz. Burası sevgili arkadaşlarım dizi ise tek bir ihtimal var. Tanım kümemiz bizim pozitif doğal sayılar olmalı. Tek ihtimal var o da bu. Tamam mı? Şimdi o zaman ben Fonksiyon olabilmesi için bunun pozitif doğal sayıların tamamını bu kurallarda yerine yazıp karşılığında bir reel sayı almam gerekiyor. Olay bu. Tamam mı? Yani ezberlemiş olabilirsin. Tanımsız yapan bir değer olmaması gerekiyor bu yüzden bu diyebilirsin ama sebebi bu işte tamam mı? Şimdi bak ben, ben pozitif doğal sayıların birden başladığını biliyorum. Ve biri burada yerine yazdığım takdirde mesela burası ne gelir? Kök içinde eksi 4. Bu bir reel sayı mı? Hayır bu bir karmaşık sayı. Reel sayı değil. O halde birincisi patladı direkt zaten. Logaritma denilince aklımıza ne geliyor? Hangi kurallar geliyor? Taban sıfırdan büyük olmalıydı ve birden farklı olmalıydı. Ama mesela örnek veriyorum. En eşittir yine 1 için taban eksi 2 oluyor. Taban eksi 2 olamaz, negatif olamaz. Sıfırdan büyük ve birden farklı olmalıydı. O zaman 2 de patladı. 3'e geçiyorum. Bu rasyonel bir fonksiyon ve rasyonel fonksiyonların tanımsız olabilecekleri. Bak tanımsız olabilecekleri diyorum. Tek yer paydanın sıfıra eşit olduğu durum. Ve burada payda en eşittir. Eksi 2 bölü 3 için tanımsızdır. Yani bu da mı olmaz diyeceğiz? Hayır işte burada duracaksın. Çünkü senin tanım kümenin içerisinde eksi 2 bölü 3 diye bir eleman yok zaten. Bundan kaynaklı da eksi 2 bölü 3 burayı tanımsız yapan bir reel sayı olmuş olmasına rağmen pozitif bir doğal sayı yok. Yani bu fonksiyonun tanım kümesinde zaten eksi 2 bölü 3 olmadığı için ben bunu zaten yerine yazamayacağım. E yerine yazamadığım için de bana engel, engel teşkil eden bir durum da yok. Dolayısıyla bu bir real sayı dizisinin genel terimi olabilir. Geçtim dörde. Diyor ki tanjant np. Hmm. Tanjant fonksiyonu. Tanjant fonksiyonu diye denilince aklımıza ne gelecek? Sinüsten, kosinüsten farklı tanjant ve kotanjantın tanımsız olduğu noktalar vardı. Mesela 90 derece tanımsızdı ya. Örnek veriyorum. O zaman ben n'yi bir seçersem tanjant pi bölü 2 olur. Tanjant pi bölü 2 de Sin pi bölü 2 bölü cos pi bölü 2'dir. Sin pi bölü 2 1 cos pi bölü 2 0. 1 bölü 0 e, etti tanımsız. Hayda o zaman ben ne gördüm yere 1 yazamıyorum. Yani bu da gitti. 5'e bakıyorum. La, burası küp kök. Küp kökün içi her şey olabilir. Negatif olur, pozitif olur, sıfır olur. Lan her şey oluyor tamam Dolayısıyla Akar yok, kokar yok. O zaman bu da reel sayı dizisinin genel terimi olabilir. Yani kaç taneymiş? İki tane o halde doğru cevabımız da B şıkkı dedik. Ve devam ediyoruz ikinci sorumuzda. A en dizisini vermiş bana. Kuralını vermiş. Açık, aleni bir şekilde vermiş. Çok güzel, en sevdiğim. Böyle A'lı B'li falan veriyor, ayar oluyorum. Bir de B n dizisi vermiş. Aha bak ayar oldum. R ve K var burada bilinmeyen. Ek sıradan bilmiyoruz bunu. Bn de 1 bölü An'miş. A şimdi bulabilirim. R artı K toplamı kaçtır? Şimdi 1 bölü An demek şuradaki An'in kuralını tepe taklak yap demek. Yani 2N artı 5 bölü 4 yap demek. E ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? 2 bölü 4N artı 5 bölü 4 biçiminde yazarım ifade edebilirim. Ki burası da R çarpı N eksi K'ymış. O zaman şunu söyleyebilir miyim gençler? R 2 bölü 4'müş. Ee, k da Eksi 5 bölü 4'müş. Niye eksi 5 bölü 4 dedim peki? K'nın başında eksi K vardı. Çünkü eksi K 5 bölü 4 ise K eksi 5 bölü 4'tür. E R ile K'yı topla demiş. R'yi ben 2 bölü 4 kabul etmiştim. K'yı da eksi 5 bölü 4 bulmuştum. İkisinin toplamı bana eksi 3 bölü 4'ün ta kendisini verir. Yani cevabımız da bak hemen altında çıktı zaten. Doğru cevap C şık olacakmış diyebiliriz. Güzel. Şimdi gençler devam edelim mi 3. soruyla? Hadi bakalım birlikte bakalım a n dizisinin kuralı buymuş. Gayet karmaşık bir kuralı var. Ve A5'in A3'e oranı sorulmuş. Şimdi soru karmaşık gibi görünse de yani fonksiyonun kuralı karmaşık gibi olsa da aslına bakarsan e, keyifli bir soru. Keyifli olmasının sebebi kolayca cevaba ulaşabileceğiz. Sadece basit temel matematik işlemleri uygulayacağız. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi A5 dediğim şey aslına bakarsan en gördüğün yere 5 yaz, 5 yaz diyor bize. Yani 5 üzeri 5 çarpı 5'e 3 ekledim 8 faktöriyel. Bölü 5'ten 1 çıkardım 2 üzeri 4 dedim. Şimdi A3'e bakalım seninle beraber. A3'te en gördüğüm yere 3 yazarsan 5'in küpü çarpı 3'e 3 ekledim 6 faktöriyel bölü alt taraf 3'ten 1 çıkardım 2'nin karesi yaptı. Şimdi benden istiyor ki bunu buna böl. Yani bunu buna böl demiş. E bölelim. 5 üzeri 5'i 5'in küpüne bölersen burada 5'in karesi kalır. 8 faktöriyeli 6 faktöriyele bölersen burada 8 çarpı 7 kalır. 2 üzeri 4'ü 2'nin karesine bölersem burada 2'nin karesi kalır. 2'nin karesi 4'tür ve buradaki 8'i sadeleştirirsem burası da 2 olacaktır. Burada elimizde sadece ne kaldı? Alt taraf komple bir 1'e eşit oldu. Bak gördüğün gibi kocaman bir 1. Ve burası neye eşit oldu? 5'in karesi 25 kere 2 kere 7 14. 25 kere 14 de 12 kere 25 bana 300'ü verir. O zaman 2 tane daha 25 yani 50 e eklersem 350'nin ta kendisini bulurum. Doğru cevap da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla. Evet gençler ilk 3 sorumuzu çözdük. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlara vesile olsun. 37 tane sorumuz kaldı bu videonun bitimi için. Ee, ben gayet keyif alıyorum. Umarım sen de aynı keyfi duyuyorsundur. Geçelim 4. sorumuza. Hadi bakalım. Diyor ki bu dizinin en büyük terimi. Ha, şimdi bak ben bu soruyu görünce aklıma ilk dizi gelmez. Yani... Şurayı vermemiş olsaydı ve şurada dizi if ifadesini, ibaresini kullanmamış olsaydı benim aklıma ilk dizi gelmezdi burada. İlk aklıma gelecek olan şey şu. Hocam bu ikinci dereceden bir ifade ve ikinci dereceden bir ifade parabol belirtir ve parabolün kolları aşağı doğruysa en büyük terimini en büyük değerini bulabilirim. İşte aslında biz de bundan bahsediyor. Yani kolları kolları. Aşağı doğru olan bir parabol var. Nereden anladık bunu? Baş kat sayısı eksi 3 negatif yani. Pekala bunun alabileceği maksimum değer nerede alınır? Tabii ki R'sinde alınır. Hemen ben bunu R'sine hesaplarım o zaman. R'yi nasıl buluyordum hocam? Parabolden hatırla eksi B bölü 2A ile buluyordum. Ve eksi B bölü 2A'mız bizim burada eksi eksi 16'dan eksi artı 16'dan eksi 16 Bölü şunun 2 katı yani eksi 3'ün 2 katı eksi 6 yapar. Ve burada eksiler giderse 16 bölü 6 da bana 8 bölü 3'ü verir. Şimdi 8 bölü 3 yaklaşık olarak 2,66 gibi bir sayıdır. Bak yaklaşık olarak 2,66 gibi bir sayıdır. Peki ben bunun yaklaşık değerine neden ihtiyaç duydum? Şimdi hocam bu bir diziymiş. Biz ne kadar bunları görmeseydik diye başlasa, başlasak da soruya. Bu bir diziymiş. Ve dizinin tanım kümesindeki elemanlar biliyorsun ki pozitif doğal sayılar. Yani ben burada 2,66'yı zaten yerine yazamam. Yazsam da bu bir zaten dizinin karşılığı olmaz. Ancak bir fonksiyon demiş olsaydı, reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon falan demiş olsaydı o zaman alırdım eyvallah. Ama burada diziler demiş. Şimdi bu bir dizi ise eğer benim tanım kümemdeki n'ler birer pozitif doğal sayı olacak. Pozitif doğal sayı olduğu için de ben burada 2,66 yerine 2 veya 3'ü yazabilirim. 2.66 bunların arasında kalıyor. 2 veya 3'ü yazabilirim. Şimdi hangisi için daha büyük bir değer alır? Şimdi hocam düşün ki en büyük değer burada 2.66 içinmiş. Şimdi 3 şuralarda bir yerde ise 2 buralarda bir yerdedir. Niye? Çünkü 2'nin 2.66'ya olan uzaklığı daha uzundur. Neyden? 3'ün 2,66'ya olan uzaklığından. Demek ki burada maksimum değeri de 2,66'ya daha yakın olan pozitif doğal sayı için alacağız. Yani 3 için alır diyeceğiz. En büyük terimi demek ki 3. terimmiş. Yani biz A3'ü bulacağız. A3 için de yerine yazarsam eksi 3 kere 9 eksi 27 yapar. 16 kere 3 48 yapar. Artı bir de 5 ekleyeceğim. Şurayı toplarsam 21'in ta kendisini bulurum. Bir de bunun üstüne 5 eklersem doğru cevap 26'nın ta kendisi olur gençler. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve devam. 5. sorumuz. Hadi bakalım beraber. 5. soruda biraz böyle TYT matematiği de el altında bulundurmamız gerekiyor. Zaten logaritma ve dizi çözerken mutlaka ama mutlaka üslü sayılar, köklü sayılar, ardışık sayılar, işte eşitsizlikler gibi konuların sürekli el altında bulunması gerekiyor. Bunlara çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Şimdi mesela an dizisi 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının 1'den 2n artı 3'e kadar olan tek sayıların toplamına eşitmiş. Tek olduklarını görüyoruz. Neden? 1, 3, 5 diye ifade etmiş ve 2n çiftgen artı 3 de tek yapar. Peki hala birdene ne kadar olan sayıların toplamını, formülünü biz biliyoruz. Gauss toplamıydı. Neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Değil mi? Bunun bir de filmi vardı Gauss. Hocayı mort ediyordu. Hocayı mort eden öğrenciyi severim eğer hoca ben değilsem. <laughs> evet devam. Şimdi diyor ki birden 2n artı 3'e kadar. Lan şimdi bir dakika dur. 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 2n eksi 1 artı 2n artı 1 artı 2n artı 3 eğer toplam bu şekilde ise yani ikişer ikişer artıyor ya ben şurada 1'den 2n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamının zaten n kare olması gerektiğini biliyorum. Bu bir formül. Bunun üzerine 2n 2n 4n ekliyor ve 1 3 daha 4 ekliyor. Anam bu ne? n kare artı 4 n artı 4 geldi alt taraf. Yani n artı 2'nin parantez karesi geldi. Çok güzel. Şimdi o zaman şunu yapalım. n çarpı n artı 1 Bölü 2 vardı ya bölü 2'yi şu şekilde yazdım. N artı 2'nin karesini de bu tarafa zıplattım. Eşittir 15 bölü 49'muş. 15 bölü 49'a eşitmiş. Ve ben diyorum ki şu 2'yi buradan alalım. Bölüm durumundaydı ya. Bölüm durumundaki 2'yi aldım. Karşı tarafa çarpım olarak attım. Ve 2 kere 15 de bana 30'un ta kendisini verdi. Burası da 30'muş. Şimdi burada bir ihtimalim var benim. Neyin ihtimali hocam? Şu şekilde bak. Burası n artı 2'nin karesi. 49'a eşit olabilir çünkü 49 da karesel bir sayı. Yani ben burada n artı 2'yi 7 seçsem acaba sağlar mı diye denemekten çekinme sınavda. N eşittir 5 olursa üst tarafa bakıyorsun 5 çarpı bir fazlası 6'dır. 5 kere 6 30'u verir demek ki sağlıyor. Ve n kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Bunu yapmak yerine eğer aklına gelmediyse mecburen şu n'i buraya dağıtacaksın. 2'nin karesini açacaksın bir güzel ve içler dışlar çarpımı yapıp ikinci dereceden bir denklem çözmek zorunda kalacaksın ama katsayılar çok ama çok büyük olduğu için çözemeyebilirsin. Bundan kaynaklı biliyorsun sınavlar esnasında hep söylüyorum. Kurnaz olmanızda da fayda var. Ben bir tane videomda söylemiştim ve e, o videoda viral olmuştu. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir demişti. Bir Dedemin arkadaşı. Dedeme de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Dedemin bir arkadaşı vardı. Aynen bu, ke bu cümleyi söylemişti. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir. Ee, bizim bir ilmimiz varsa ilmimiz şurada. Biliyorsunuz herkes de var bu. Sadece çalıştırmak gerekiyor. Bunu neden vermiş? işte amelelik etmeyelim diye. Çünkü ilim sahibiysek ameleliğe lüzum yok. Şimdi 6. sorumuzdayız. AN dizisi yine yukarıdaki sorumuza benzer biçimde 2, 4, 6 diye devam ediyor. Yani üst tarafta çift sayıların toplamı var ta ki 2N-2'ye kadar. Şimdi ben diyorum ki hocam burada artı 2N olmuş olsaydı üst tarafın toplamı N çarpı N artı 1 olacaktı. Çünkü 2'den 2N'ye kadar olan çift sayıların toplamı budur. Ama 2N yok o zaman ben buradaki 2N'yi çıkaracağım. Şimdi 2N olsaydı deyip topladım ama 2N olmadığını e, düşünerekten 2N'yi tekrar çıkardım. Yani 2N'yi kullandım bir nevi tamam mı? Dedim ki gel kardeşim dedim. Sana dedim çok güzel bir şey göstereceğim dedim. Çağırdım ama hiçbir şey vermedim. Ama bütün özelliklerinden faydalandım. Bölü alt tarafa bakıyorum şimdi. N parantezin alınırım ben burayı. 3N artı M olur. Kabul mü? Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Ee, n parantezini alabilirim burayı da bak. N ve n var burada. N parantezinde n artı 1 eksi 2'den n eksi 1 gelir gençler. Bölü alt tarafta n parantezinde 3n artı m gelecektir. Şimdi dikkat edin sorunun yüzde %99'unu bitirdin çünkü. Neler burada gider. Ve bu dizi nasıl bir diziymiş? Sabit dizi. Hmm, sabit dizilerde ne oluyordu? bu şekilde verilen sabit dizilerde mesela an artı b bölü cn artı d eğer ki bu dizi sabitse a'nın c'ye oranı b'nin d'ye oranına eşit oluyordu. O halde ben dedim ki burada buradaki n'nin katsayısı 1. Bir. 1'in 3'e oranı eksi 1'in m'ye oranına eşittir. 1'in 3'e oranı eksi 1'in m'ye oranına eşitse bak bu bunun eksilisi ise bu da bunun eksilisi olmak zorunda. Yani m burada kaç olmak zorundaymış? Eksi 3'ün ta kendisi yani cevabımız da o halde b şık olur sevgili arkadaşım. Şimdi hazırsak eğer videomuzun e, ilk sayfasını bitirdik ve ilk sayfaya uzaktan bir şöyle bir bakış atalım. Umarım senin de sayfaların bu şekilde derli toplu düzenli dolu doludur. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bunun önemini ...158 defa anlattım... ...159. defa anlatmaya hiç niyetim yok... ...ama seni kıramayacağım ve diyorum ki... ...hocam düzenli olmakta... ...çok büyük fayda var... ...eğer düzenli bir şekilde yazarsan... ...çok daha iyi anlarsın... ...çok daha kaliteli bir ders işlersin... ...ve daha sonrasında dönüp tekrar etmek... ...istediğin zaman neyi, nereye... ...neden yazdığını ve benim... ...yazdırdığım şeyleri bir bir bir... ...bir hatırlarsın... ...şu... Iı, Sheldon diyordum az daha. Sheldon değil tabii ki. Sherlock Holmes'un beyin kütüphanesi, zihin kütüphanesi diye bir olay var ya. Bunları düzenli yazman da o kütüphanenin düzenli olmasını sağlıyor. Bazı öğrenciler var böyle Sümerlerden kalma çivi yazısı gibi yazılar yazıyorlar. Sonra da diyorlar ki hocam ben bunu işlediğimizi hatırlamıyorum. Tabii ki hatırlamazsın. Sen kendi yazdığını bile hatırlayamayacak kapasitede kötü yazıyorsun. Çünkü biraz özenerek yazsana diyorum ben de. Haklısınız hocam diyor ama yine kötü yazmaya devam ediyor. Yani Eline bir tane çivi alıp çekişle kazıyarak yasa daha güzel bir yazı ortaya çıkar diye düşünüyorum ben açıkçası. Devam gençler. M, 6, K, 20. Bu dizi 5 terimli sonlu bir aritmetik diziymiş. Şimdi bir aritmetik diziymiş bu. Aritmetik dizinin bütün özelliklerini kullanacağız. Aritmetik diziyi daha çok böyle kahvehanedeki dayılar çok fazla kullanırlar. Ee, ama sadece onun aritmetik dizi olduğunu bilmezler. Mesela 101 oynayan dayılar çok iyi aritmetik dizi yeteneklerine sahiplerdir arkadaşlar. Ee, bu dayılar... Ciddi anlamda matematik biliyorlar aslında. Yani kafaları matematiğe ciddi anlamda basıyordur. Sadece bunun farkında değillerdir. Şimdi biz o dayıları taklit edeceğiz. Şöyle. Hocam ben burada aritmetik dizilerin özelliklerinden bir tanesinin şu olduğunu biliyorum. Mesela 6 ile 20'yi toplarsam. Burada kendine eşit mesafede bulunan K'nın. K'nın mesela. Eğer bu dördüncü terimse. Bu üçüncü terim. Bu beşinci terim. E şimdi düşün. Dördüncü terimin üçüncü terimi olan uzaklığı bir terim. 4. terimi, 5. terimi olan uzakta da biterim. O halde ben diyorum ki 6 ile 20'yi toplarsam buradakinin 2 katını bulurum. Yani 26 2 kymış O halde K kaçtır? Tabii ki 13'tür. Yani ben dizimde, dizimde derken fiziki manadaki dizden bahsetmiyorum. Ee, bu dizimizde, dizimizde derken de o manada bahsetmedim. Her ne halse K'nın 13 olduğunu öğrendim artık. Şimdi 6'dan 13'e kaç artmış? 7. Buradan buraya kaç artmış? 7. Demek ki bu dizinin ortak farkı 7 artık. O zaman ben 6'yı 7 azaltırsam bu eksi 1 olur. Eksi 1'i 7 azaltırsam bu da eksi 8 olur. Yani m dediğimiz şey eksi 8. N eksi 1 ve K da 13'müş. Şimdi bunları toplayacağım. Eksi 8 ile eksi 1'in toplamı eksi 9. Buna 10 eklersem toplamı 4 olur. Toplamı sorulmuştu zaten. Doğru cevap D şıkkına verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam. 8. soru. AN aritmetik dizisinde A21 21'miş. A26'da 26 6'ymış. Şimdi ben şunu gayet iyi net açık biçimde görmem gerekiyor. A21'in üzerine eğer 5 tane ortak fark yani 5R eklersem bu bana A26'nın ta kendisini verir. Doğru mu? Hatırladın değil mi? Şimdi A21 zaten 21'miş. Ben bunun üzerine 5R ekleyeceğim diyorum ve eşit olacak neye? 6'ya. E şimdi o zaman 5R dediğimiz olay 5R dediğimiz olay 21'i karşı atarsam eksi 15'tir Ve buradan da R'nin eksi 3 olması gerektiğini Adımız gibi öğreniriz tamam mı Şimdi R eksi 3'müş Yani bu dizi artık azalan bir dizidir ee, Bunu öğrendik Azalan dizi olduğunda bak şurası indis daha küçük olmasına rağmen 26'dan 21-26'dan daha küçük Ama görüntüsüne bakıyorsun 21-26'dan daha büyüktür Azalan bir dizi bu R'si de bundan kaynaklı negatif çıktı O zaman sen buradan şu bağlamı yaratabilirsin dizinin ortak farkı, aritmetik dizinin ortak farkı negatifse dizi azalandır. Bu kazanımı da unutma. Bizden A17 isteniyor. Şimdi ben A17'nin üstüne gidip mesela 4 tane R eklersem 21. terimi bulabilirim değil mi? Aynı mantaliteyle. A17'yi bilmiyorum zaten onu sormuş. Ama 4 R'nin şuradan 4 kere eksi 3'ten 12 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. a 21 de zaten bana soruda vermişti 21 diye. Eksi 12'yi karşıya 21'in tarafına artı 12 diye atarsam A17 burada yalnız kalmış olur. 12 artı 21'den 33 bana cevabı verir. Demek ki cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili gençler. 8. soruyu da çözdük mü? Vallahi çözdük. Şimdi ikinci sayfamızın sol sütununu ezme zamanı. A1, A4, A10, A13, A5, A9. Bunların toplamı 96'ymış. Buna göre A6, A7, A8 toplamı kaçtır diye soruluyor. Gayet basit düşüneceğiz ve soruyu ele geçireceğiz. Bak şimdi iyi dinle beni. Soruda biraz düzenleme yaparsam sorunun çok basit olduğunu görebilirim. Şöyle ki A1 burada en küçük terim. Diğer küçük terimimiz A4 sonra A5 hemen yazalım. A4 artı A5. Bir sonraki küçük terimimiz A9 arkadaşlar. A9'u yazdım. Sonra A10'u yazdım. Ve en son A13'ü yazdım bitirdim. Eşittir kaçmış bu? 96. Şimdi sizden ricam şu. Birinci terimle 13. terime eşit uzaklıkta olan terim hangi terimdir? 7. terim. Bunu nasıl anlarım? 1 ile 13'ü toplayıp 2'ye bölerim. 7 gelir. Tam ortadaki terimi verir bana. A7. Şimdi A1 ile A13'ün toplamı bana 2 tane A7'yi verir. 2 tane A7 burada var. Sonrasında 4. terimle 10. terimin eşit uzaklıkta olduğu terim hangisi? O da 7. terim. O halde burası da bana 2 tane A7'yi verir bunların toplamı. Ve A5 ile A9'un Tam ortasında olan terim nedir? O da A7'dir. Demek ki bu da bana 2 tane A7'yi verecek. Yani toplamda 6 tane A7 96'ymış. O zaman ben A7'yi bulurum. Her iki tarafa e, 6'ya bölecek olursam A7 bana 16'yı verir. Şimdi gel şuraya bak. A6 ve A8 ikisi de 7. terimi birer terim uzaklıkta. Ve ben A6 ile A8'in toplamının 2 tane A7 olduğunu biliyorum. E bir tane de A7 burada var. Demek ki bana 3 tane A7 soruluyor ki ben artık A7'nin yani şunun 16 olması gerektiğini öğrenmiştim. Buraya 16'yı yapıştırırsam 3 kere 16 kaç gelir? 48. Demek ki benim cevabım da 48 olacakmış derim. D'yi işaretlemem. C'yi işaretlerim. Doğru cevap C şıkkı olacakmış sevgili arkadaşlarım. 9'u da çözdük biliyor musun? Şimdi neredeyiz? 10. sorudayız. 10. sorumuz için şöyle bir bakalım soruya. Sığdıralım ekrana. Güzel. Şimdi devam edebiliriz. A aritmetik dizisinde A14 M ve A4'te N'yi veriyormuş. Bak çok güzel bir soru. Buna göre A18, A19, A20, A21, A22 toplamı kaça eşittir? Hocam burada bana neyi sormuş biliyor musun? Bunlar ardışık ya bak. A18'de A22'nin toplamı A20'nin 2 katıdır. E bunda bunun da toplamı A20'nin 2 katıdır. Bir tane de A20 var. Demek ki 5 tane bak 2 katı 2 katı etti 4. Bir tane daha var dedik 5 tane. Demek ki bizden istenen 5 çarpı A20'nin ta kendisiymiş. Tamam bu cepte. Benden bu isteniyor. Önce benden ne istediğini öğrendim. Benden ne istediğini söylersen sana daha iyi yardımcı olabilirim diye bir e, cümle vardır ya. Olay bu işte. Şimdi biz bu soruya daha iyi yardımcı olacağız ya da soru bize daha yardımcı olacak. Şimdi şöyle düşünelim. A14'ün ve A4'ün ne olduğunu vermiş bize. Ben burada şunu düşüneceğim. A4'ün üzerine ben 10 tane r eklersem eğer ben A14'ün ta kendisini bulurum. Ki bu kısımda A4 neymiş? Üstüne 10 r ekliyorum. Ve a 14'te m'ymiş. O zaman n'yi karşıya atarsam 10 r'nin m eksi n olmasını gerektiğini öğrenirim. R de buradan m eksi n bölü 10 yapacaktır. Yani ben burada dizimizin aritmetik dizimizin ortak farkını buldum şu an. O da m eksi n bölü olmuş. Ne biçim ortak fark değil mi? Ama m ile n birer sayıysa normal bir ortak fark olarak karşımıza çıkacak ki sayılar. Şimdi iyi dinle beni. Bizden 5 tane a 20 istenmişti. Şimdi ben diyorum ki hocam ben A14'ün üzerine 6 tane R eklersem eğer... Bu bana A20'yi verir. Üstüne üstlük benden istenen 5 tane A, A20 olduğu için... Ben giderim bunu 5 ile çarparım. Bu da bana 5 tane A20'nin ta kendisini verir derim. Şimdi A14'ün M olduğunu biliyorum. O halde 5 parantezinde M artı 6 çarpı... Şimdi R'miz neydi? Aha burada bulduk. M eksi ne? Böyle 10'du. Anam! Hocam bu... Bu yaptığımız işlemin bize cevabı vereceğinden emin misiniz? Çünkü çok sarpa sarıyor gibi işler verir güzel kardeşim. Korkmayacaksın. Burada kararlı olacaksın. Şimdi 6 ile 10'u sadeleştiriyorum. Bak 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm 5. Şimdi 5'i içeri dağıtıyorum. 5 kere m 5m yapar. Ondan sonra 5 kere şurası ama zaten buradaki 5 ile buradaki 5 gideceği için sadece elimizde m eksi n kalır değil mi? Bir de burada ne var? 3 var artı 3 tane m eksi n kalır. Şimdi 3'ü de içeri dağıtırsanız 5m artı 3m eksi 3n'den cevabın 8m eksi 3n olması gerektiğini görürüz. Bu da bize hop e şıkkında verilmiştir. İşaretler ve yoluna devam edersin. Başka bir şey yapmana lüzum yok. Tamam Dikkat ettiysen Dikkat ettiysen hemen şöyle bir uzaklaşayım şuradan. Bak ben burada 6 ile 20'nin toplamının 2K olduğunu dile getirdim. Değil mi? Şu soruya baktım. Dedim ki A1 ile işte A13'ün toplamı 2 tane A7'dir. A4 ile A10'un toplamı 2 tane A7'dir. Yani ortadakinin 2 katı muhabbeti. Buraya geldim yine bak ortadakinin 2 katı muhabbeti burada da var. Yani ben bunu çok kullanıyorum. İşime yarasa da yaramasa da kullanıyorum e, ee, tabii ki işime yarayacak bir, bir noktada işime yarar. Ama uzun uza diye yazmıyorum. Yani mesela bu soruyu şu şekilde çözen öğrencilerimiz var. a 18e diyor ki tamam bu mesela A1 artı 17 R'dir. Bu A1 artı 18 R'dir. Bu A1 artı 19 R, A1 artı 20 R, A1 artı 21 R diyor. Hepsini topluyor. Ya bir dakika bir sakin olur musun? Lütfen senden rica, et, rica ediyorum. Yani sakin olmanda fayda var. Neden böyle şeyler yapıyorsun ki? Neden böyle toplara giriyorsun ki? Yani bunları bu şekilde hepsini a e dönüştürmen senin için bir fayda sağlayacak mı? Tabii ki soruyu çözdürebilir bir adede. Çözdürebilir yani çözersin. Ama lüzum var mı? Yani zaten hani hocam zaten iki buçuk dakikam var diyorsun da. Ya neden heba edesin ki? Yani senin iki buçuk milyon doların olsa heba eder miydin? Hani şunu der miydin? Zaten iki buçuk milyon dolarım var. E bitecek bir gün Bitince ne yapacaksın? Ve bittiği zaman elinde sadece ama sadece mesela 2,5 milyon dolarla 10 tane ev alabilecekken bir tane ev neden alasın ki? Değil mi? Yani. Dolayısıyla gençler lütfen sizden ricam biraz kurnazca davranın. E, 2-3 örnek önce söylediğim dedemin arkadaşının söylediği. <laughs> dedemin arkadaşının söylediği o cümleyi lütfen unutmayın. Tamam mı? Devam. 11. 11. Dedemin arkadaşı bayağı şu an kaç bin kişi tarafından söylediği söz bak yaşatılıyor. E ne kadar güzel bir şey. Ve ben bu sözü var ya tamam bak belki lise 3'e falan gidiyordum duyduğumda. Çok hoşuma gitmişti ha. Lise 3'ten beri aklımda bu söz benim. Evet AN aritmetik dizisinde A7 ile A9'un toplamı 18. Bak gene aynı şeyi kullanacağım ben. 7 ile 9. terimin toplamı tam ortada ne var? 8. terim var. 8. terimi hop 2 katıdır. Ve bu da kaçmış 18. O zaman A, A8 kaçtır? 9'un ta kendisi. Güzel. A8'i bulduk bu bulduk. Şimdi bak şu sorulmuş. Bu nedir? Toplam sembolü. Sigma. Tamam mı? Yunanca'daki S harfi. Başka bir şey değil. Ama bu toplam sembolü olarak geçiyor matematikte. Ve matematikteki S'ler genelde toplam olarak ifade edilir. Unutma bunu. Bu ne demektir? En gördüğün yere 5 yazarak başla. Birer birer artır ve 11'e kadar devam et demek. Yani önce 5'i yazdım A5. Artı. Sonra 6'yı yaz. Sonra 7'yi yaz. Sonra 8'i. Sonra 9'u lütfen yaz demiş. Sonra 10. 10'u yaz demiş. Sonra 11'i yaz demiş. Bitir demiş. Artık bunları topla demiş. Aslında bize uzun uza diye bunu yazmak yerine bunu yazıyor soru tamam mı? Şimdi peki benim sadece ama sadece elimde A8 varken, A8'i biliyorken e, bunların toplamına erişebilmenin bir imkanı var mı? Var. Şöyle ki A5 ve A11 bunların tam ortasında bulunan terim 8. terimdir ve ben bu ikisini toplarsam 2 tane A8 elde ederim. Aynı şekilde 6. terim ve 10. terime eşit uzaklıktadır 8. Aynı şekilde 7. ve 9. terime de eşit uzaklıktadır 8. terim. O halde burada 2 tane A8, 2 tane A8, 2 tane A8 var. Ve artı bir tane de ortada kendisi var A8. Yani toplam 7 tane A8 soruluyor ve ben A8'in 9 olması gerektiğini zaten bulmuştum. Dolayısıyla sadece yerine yazacağım. 7 kere 9 bana 63'ü verir. Doğru cevap 63'tür. Yani cevap B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve gençler devam. 12. sorudayız artık. AN aritmetik dizisinden bahsediyor bize. Ve aritmetik dizi olduğu için ben bu kuralı artık böyle sorunun gözünün içine soka 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 uygulayacağım. Tamam mı? Bu kuralı çok seveceksiniz. An, an artı 1, an artı 2. Bunların toplamı neymiş? 9 eksi 6 n. E o zaman ben şunu söylerim hocam. 100 kere anlattın zaten. Şunla şunu toplarsam ortadakinin 2 katını bulurum. Yani 2 tane an artı 1'i bulurum. E hocam bir tane daha vardı burada. Evet o zaman kaç tane bulursun? 3 tane an artı 1. Eşittir neymiş? 9 eksi 6 n. E tamam. Şimdi o zaman ben her iki tarafı 3'e bölersem an artı 1 eşittir. 3 eksi yani 2n gelir mi? Gelir. Aslında farkında olmadan şu an ben bir dizinin genel teriminin e, ifade ediliş biçimini buldum. Yani bana şimdi a5 mi lazım? Evet. O zaman ben en gördüğüm yere 4 yazarsam a5 elimde kalır. Ne yazıyordum en gördüğüm yere? 4. Hadi yazalım. 3 eksi 2 kere 4 8. Yani ne geliyor? Eksi 5. Şimdi A12 elde edebilmek için de en gördüğüm yere 11 yazarım ki böylelikle 11 yazarsam A12 elimde patlar. A12 de 3 eksi 6 kere 11 pardon 2 kere 11 22. 3'ten 22 çıktı eksi 19 geldi. E tamam A5 ile A12'yi topla dememiş mi? O zaman sen git eksi 5 ile eksi 19'u topla eksi 24'ü işaretle ben sana eyvallah derim. Kabul ederim yani bu çözümü tamam mı? Öyle sevme de kabul edecektir. Hiç merak etmeyin. Şimdi gençler sayfamıza şöyle bir uzaktan baktık. Gayet tatlı dolu dolu. Ee, sen de böyle renkli kalemler kullanmaya özen göster. Düzenli yazmaya özen göster. Lütfen. Ee, çünkü bunlar seni motive edici şeyler. Ee, dağınık dağınık çözersen. Yine defaten söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Dağınık dağınık çözersen. Bunlardan alacağın verim %30 %40 düşer kardeşim. 2-2-4 Tamam. Şimdi yeni sayfamızdayız. 13. sorumuzdayız. Hadi beraber bakalım 13'e. Şimdi A sayısı sıfırdan büyük olmak üzere 4A ve 6A artı 2 sayıları arasına 4A ve 6A artı 2 sayıların arasına aritmetik dizi oluşturacak biçimde A tane daha terim yerleştiriyor. A tane terim. A. A tane terim. Yani bilmiyoruz sayısını. Şöyle şöyle temsili gösterelim. Burada kaç tane terim var? A tane. Peki şimdi bu dizi toplam kaç terimli bir dizi oldu? 12. O halde 12 diyorum. A artı 2. Bu birinci terimse bu A, A artı ikinci terimdir. Bak bu birinci terim toplam A artı 2 tane terim olduğuna göre bu da A artı ikinci terimdir. Şimdi ben birinci terim nasıl A artı ikinci terim nasıl elde ederim? A1'in üstüne A artı bir tane R eklersem ortak fark eklersem bu bana a a artı 2 yani a artı ikinci terimi verir. Bir sürü a var kusura bakmayın. Kafa karıştırabilir zaten amaç bu. Şimdi gençler diyorum ki a 1 4 aymış zaten. Artı üstüne ben a artı 1 tane r ekliyorum. Ve bu bana a artı ikinci terim olan 6 a artı 2'yi vermesi lazım. Verecek mecbur. 4 a'yı aldım karşıya fırlattım burada 2 a kaldı. Şimdi r ile a artı 1'in çarpımı bana burayı iki parantezine alırsam 2 çarpı a artı 1'i verecektir. Anam ne güzel bir detaysın sen bak. A artı 1, A artı 1 bir birbirine eşit. O halde R de 2'ye eşittir diyebilirim. Aritmetik dizinin ortak farkı aşağıdakilerden hangisidir demiştir. Ve ben ortak farkına R dediğimi biliyorum. Dolayısıyla R kaçmış? 2'nin ta kendisi. Yani cevabımız A şıkkına verilmiştir diyeceğiz. Tamam mı güzel kardeşim? Şimdi o zaman devam edelim 14 ile. AN diye geometrik bir dizi bak. İlk geometrik dizi sorumuz. A1 logaritma 3 tabanında x, A2 logaritma 9 tabanında x ve a 5te eksi 1 bölü 16 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu, şimdi bu geometrik dizi ise ben bu geometrik dizinin ortak çarpanı olan r'yi nasıl bulurum? Mesela a 2 a 1'e bölü versem bu bana r'yi vermez mi gençler? Verir o zaman bölelim. Neyi bekliyoruz? Logaritma 9 tabanında x'i şu şekilde yazacağım. Logaritma 3'ün karesi tabanında x ve bölü a1 de logaritma 3 tabanında x'ti. Şimdi burada şu 2'yi biliyorsun ki başa 1 bölü 2 biçimde atabiliyordum logaritma. Bir önceki konuda işledik zaten. Bu 2'yi de buradan sildim. Artık bu bana şunlar cortlarsa r'yi verir. Yani r kaçmış? 1 bölü 2. Şimdi r'nin 1 bölü 2 olduğunu buldum. A5'i de vermiş onu da kullanalım. Bizden de x isteniyordu. Şimdi ben gidip A1 terimini yani birinci terimi R üzeri 4 ile çarpmam gerekiyor ki 5. terimi elde edeyim. Aritmetik dizi değil bak bu. A1'in üstüne 4R ekleyince A5'i buluyordum aritmetik dizide. Ama geometrik dizide ne oluyor? A1'in e, sevgili arkadaşlarım R üzeri 4 katı bana A5'i veriyor. 5. terimi veriyor. Şimdi A1 zaten logaritma 3 tabanında x'ti. R üzeri 4 de e ben R'yi 1 bölü 2 bulmuştum. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 yapar. A5 de sevgili arkadaşlarım eksi 1 bölü 16'ymış. Çok güzel. Birbirine benzer sayılar gelmesi ee, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 1 bölü 16'lar birbirini götürürse burada eksi 1 kalır. Şimdi elimizde ne kaldı? Logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1 mi kaldı? O zaman derim ki ben logaritmanın basit tanımından 3'ün eksi 1. kuvveti bana x'i verecektir. O halde x 3 üzeri eksi 1'dir. Yani bu da 1 bölü 3'ün ta kendisidir. Cevabımız da C şıkkıdır. Evet gençler. 14'ü de çözdük biliyor musunuz? Neredeyiz? 15'teyiz. AN geometrik dizisine demiş. A10 A16 tane A2'ye eşit. Bu da A10'a eşittir demiş. Yani 10'a eşittir demiş özür dilerim. Şimdi ben 10. terimin 10 olduğunu gördüm burada. Ve 16 ile A2'yi çarpınca da bana neyi veriyormuş? Yine 10'u veriyormuş. O zaman A2 dediğimiz şey 10 bölü 16 mıdır? Evet. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Ben A10'u A10, A10 A2'ye bölersem R üzeri 8'i bulmaz mıyım? Buluruz. Ayıpsın. Şimdi o zaman A10 dediğimiz şey 10'du zaten. A2 de 10 bölü 16'ydı. Burada onları sadeleştirip 16'yı ters yeri çarparsam 16 yapar. Ki bu da 16'da R üzeri 8'e eşitmiş. R üzeri 8 16'da 2 üzeri 4'e mi eşit? 2 üzeri 4'e eşitse eğer 2'yi düzgün yazalım. Ben yazamadım onu. Beceremedim. 2 üzeri 4. Şimdi R kaçtır o zaman? Her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırsan R kare eşittir 2 gelir. Demek ki R neymiş? Kök 2'ymiş. Tamam. R kök 2'ymiş. Burada bir sıkıntımız var mı? Yok değil mi? İşte A20 soruluyor bana. O zaman şöyle derim ben. A10 ile R üzeri 10'u çarparsam 20. terimi bulur muyum? Buluruz. O zaman A onu biliyorum 10. R üzeri 10 dediğim şey de aslına bakarsan R'yi de bulmamıza gerek yokmuş. R karenin 5. kuvveti desem ben buraya. A20'yi elde edemez miyim? Ederiz. 10 çarpı rekare kare neydi? 2 idi. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Ve bu da a 20 ise eğer 20. terim karşımızda artık 10 kere 32 bana 320'yi verir. Cevabım da budur. Yani cevap 5 şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam. 15'i çözdüm gençler. Şimdi 16'dayız. 16. soruyu dikkatli bir şekilde pür dikkat olabildiğince böyle var ya kendini dış dünyadan soyutla öyle dinle beni. Dış dünyadan soyutlanmak. Dış dünyadan soyutlanmak artık günümüze ne kadar kolay değil mi? AN bir aritmetik dizidir. S A4 artı A8 artı A12 yani dörder dörder artan e, terimleri vermiş. İndizi dördün katı olan terimleri vermiş. 4M'ye kadar gitmiş. S bunların toplamıdır. L de bak burası 7 4 artı 3'tür değil mi? Burası 8 artı 3'tür. Burası 12 artı 3'tür. Burası da 4m artı 3. E şimdi e, demek ki şunu göz önünde bulunduruyoruz biz. a 4ten şurası e, 3 terim fazla. A8'den 3 terim sonraki terim. A12'den 3 terim sonraki terim. A4m'den 3 terim sonraki terim. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim ben? E, ben... L'yi L'yi. Şu şekilde yazsam. A 4 artı 3r, bana a 7'yi verir. artı a 8 artı 3r, bana a 11'i verir. A 12 artı 3r, bana a 15'i verir. Bak hepsini tek tek buluyorum. Artı nokta 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 artı a 4m artı 3r bana, A 4 M artı 3'ü verir. Bu aritmetik diziyi o yüzden topladım. Geometriye alıştık diye hemen onu reküp falan yazma. Şimdi benden istenen şu. an dizisinin ortak fark. E şimdi hocam ben L'den mesela S'yi çıkarsam. L'den S'yi çıkarsam. Evet bunu istiyorum. S neydi? S A 4 artı A 8 artı A 12 artı nokta 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 A 4 M'ydi değil mi? E şimdi bak. Bundan bunu çıkarırsan 3R kalır. Bundan bunu çıkarırsan 3R kalır. Bundan bunu çıkardım gene 3R kaldı. Ve bundan bunu çıkardım yine 3R kaldı. Her bir terimde 3R kalacaksa kaç tane 3R vardır burada? Tabii ki 4 parantezini alırsan eğer bak şurayı 4, 8, 12, 4M diyor ya. 4 parantezini alırsam 1, 2, 3, 4 nokta 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 M'ye kadar. Yani o zaman kaç tane terim varmış? M tane terim var burada. O zaman burada benim L-S dediğim ifadem M çarpı... 3R olacakmış. Benden istenen şu. <laughs> AN dizisinin ortak farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Yani R'yi soruyor. E R'yi bulmak kolay aslında artık. Şurada ne var? 3M çarpı R değil mi burası? Bu da L eksi S değil mi? Şuradaki 3M'yi karşıya bölüm olarak fırlatacak olursan R elinde kalır. R neymiş hocam? L eksi S bölü 3M'ymiş. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla gençler. 16'yı da çözdük ve artık 17. sorumuz için hazırız bence. 17. soruda şöyle birazcık uzaktan bakalım. Aşağıda verilen grafiklerden hangisi bir geometrik dizinin grafiği olamaz diye sorulmuş. Şimdi geometrik diziler geometrik diziler AN eşittir bir ortak çarpanın eninci kuvveti biçiminde yazılabilir. Yani aslına bakarsan Aslına bakarsan üstel fonksiyonlardır da diyebiliriz biz buna. Burada da bu fonksiyonun yani bu dizinin dizi biliyorsun bir fonksiyon. Bu fonksiyonun artan veya azalanlığı neye göre değişiyor? R eğer R eğer birden küçük ve sıfırdan büyük ise ya da birden küçükse de diyebiliriz direkt ya yani da sıfırla bir sıfırla bir arasında ise azalan ve R birden büyükse artan oluyordu. Doğru mu? Ve bu üstel fonksiyonların grafikleri de bize hep nasıl karşımıza çıkıyordu? Ya şu şekilde ya da bu şekilde. Ama dikkat et bu bir dizi. Dizi olduğu için tanım kümesinde tüm reel sayılar yok. O yüzden grafiğimiz bu şekilde kesiksiz çizgilerle ifade edilemez. Sadece doğal sayıların olduğu bölgeler nokta 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 işaretlenir. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela şöyle. Nokta 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 nokta. Veya işte şu şekilde nokta 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 nokta. Yani birleştirdiğim zaman yine o grafiği verecek ama sadece doğal sayıların görüntüleri oluştuğu için burada noktalı çıkacak. Kesikli çizgiler çıkacak. E şimdi o zaman bu azalan bir geometrik dizinin grafiği olabilir. Bu da artan bir geometrik dizinin grafiği olabilir. Bu da sabit dizinin grafiğidir ki biliyorsunuz sabit diziler aynı zamanda hem geometriklerdir hem de aritmetik dizilerdir. Mesela e, AN dizisi eğer genel terimi 5 ise tüm terimleri 5'tir. aritmetik dizidir. Çünkü R'si sıfırdır. Her terim kendinden sonraki terimin sıfır fazlasına eşit olduğu için aritmetiktir. Geometrik dizidir. Çünkü her terim kendinden sonraki terimin bir katına eşittir. Ortak çarpanı da biridir. Bak aritmetik dizinin ortak farkı sıfır. Geometrik dizi ortak çarpanı bir. Bu bize neyi verir? Tabii ki de bir sabit diziyi verir. Pekala. O zaman bu da bir geometrik dizi olabilir yani. Geldim buraya. O an çift taraflı bu. Hmm. Şimdi hatta ben bunları böyle birleştirirsem. Bu fonksiyon olmaz. O zaman cevap D mi? Şimdi hocam şöyle düşüneceksin. Dedim ya bu e, bir dizi. Dizi olduğu için de görüntüleri grafiksel olarak görüntüleri karşımıza hep noktalı çıkacaktır. Şimdi ben burada örnek veriyorum. Eksi e, 1 bölü 2'nin en inci kuvveti olsa bu dizi buna eşit olabilir mi? Mesela eksi 1 bölü 2'nin birinci kuvveti eksi 1 bölü 2'dir. Mesela şurasıdır. Şurası 1. 2'yi ele alırsam 1 bölü 4'tür. Yani şurada bir yerde çıkar. 1'in görüntüsü de buradaydı. 3'ü yazarsam eksi 1 bölü 8 olacaktır. Biraz yaklaşır x 4'ü yazarsam 1 bölü 16 olacaktır. Biraz daha yaklaşır. 5'i yazarsam eksi 1 bölü 32. 6'yı yazarsam 1 bölü 64. Yani görüntü bir buradan 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 çıkacak. Yani gençler değişiklik de olabiliyormuş. Nasıl olabiliyor? Bu da şu şekilde buradaki r dediğimiz şey eksi 1 ile 0 arasındaysa eğer Aha grafiğimizin görüntüsü böyle oluşuyor. E şıkkına baktığımız zaman bu bir geometrik dizinin grafiği değil, bir aritmetik dizinin grafiği olabilir. Çünkü doğrusal fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonlar an eşittir dizi olarak gösterelim, aritmetik diziler diyelim ona da. Ee, an artı b biçimindedir ve göründüğü üzere. Ben bunları birleştirdiğim zaman da zaten karşıma bir doğrusal grafik çıktığı için bu da bir doğrusal fonksiyonun grafiğiydi. Eğimi her noktada sabit olan bir doğru grafiği. Tamam mı gençler? Yani cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Bunun da sebebi E şıkkındaki grafik bir aritmetik diziye sahip e, ait olabilir. Geometrik dizi değil. Evet devam edelim gençler. 18. sorumuz ama ondan önce sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. Umarım senin de sayfan bu şekilde çalışılmış bir sayfa izlenimi veriyordur sana. 18. soru artık. Aşağıda bir aritmetik dizinin ardışık 3 tane terimi verilmiş. Bak yine aritmetik dizi. Ardışık 3 terim var bu sefer. İlk terimi t-z, ortak farkı da t-z olan bir aritmetik dizinin ilk 6 teriminin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada t, z, x arasında t, y, x arasında ve z arasında 4 tane sayı varmış. Bunlar arasında bir bağıntı bulmam gerekiyor benim. Nasıl bulurum? E, hocam bu bir aritmetik diziydi. Şimdi x eksi y'den sonra gelen terim x eksi y artı z'ymiş. Şimdi ben ikinci terimi ikinci terimi sadece birinci terimin üzerine z ekleyerek elde etmişim. O halde burada benim ortak e, farkım z'dir. Hatta buna 2z eklersem bir sonraki terimi de elde ederdim. Ki o da x eksi y artı t'ymiş. Bak ne dedim? 2z eklersem dedim. x eksi y'nin üzerine bu adam burada 2z değil de t eklemiş. O zaman kimse kusura bakmasın. t eşittir 2z'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu benim çok işime yarayacak. t eşittir 2z eşitliği Benden istenilen kısma gelelim. Diyor ki ilk terimi t eksi z olan t eksi z olan Ortak farkı da t artı z olan. Şimdi t neydi hocam? 2z'ydi. Yaz yerine 2z'den z'yi çıkar. İlk terimiz z olacak. Ortak farkı da t artı z. Yani 2z artı z'den ortak farkı da 3z olacakmış. Şimdi bu dizinin ilk terimi ise bir sonraki terimi 3z fazlası yani 4z olur. Bir sonraki terimi 4 fazlası 4z faz pardon 3z fazlası 7z olur. 10z olur. 13z olur sonra 16z diye devam eder. 19z olur. 22z olur diye devam eder. Bana neyi sormuş? İlk 6 teriminin toplamını. Ha. 1 2 3 4 5 ilk 6 terim bunlar. Yani şunları zaten yazmasak da oluyormuş. Peki bunları toplayalım hadi senle. Z 4z daha 5z 12z 22z 35z 16 daha 51z. Aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye soruluyor bana. 51Z e Hocam ben şimdi burada e, T gördüğüm yere 2Z yazarak bütün şıkları denerim Yani mesela T 2Z ise Şurada yerine yazarsam 2 kere 49'dan 98Z yapar bana ne, ne lazımdı 51Z o zaman gitti Kusura bakmasın kimse Geldim buraya yazdım 2Z kere 25 50Z bir tane daha Z 51Z hmm, sanırım cevabımız B Buraya geldim 50Z demiş Hayır Buraya geldim 51T demiş T 2Z idi Yerine yazarsam 102z gelir. Bu da olmaz. 2 katı geldi. Şurada yerine yazdığımız zaman zaten 48z. Ben, bana 51z lazımdı. Bu da olmaz. Demek ki cevabımız neymiş? B şıkkıymış diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 18'i de çözdük mü? Çözdük. Şimdi neredeyiz? Tabii ki de 19. sorudayız. Devam ediyoruz. Pozitif terimli AN aritmetik dizisinde. A1 ile A5'in toplamı 14. A2 ile A6'nın çarpımı 64. Şimdi hoca bak. Dur orada. 1 ile 5'e ortak uzaklıkta olan hangi terim var? Eşit uzaklıkta olan A3 var, değil mi? Ben o zaman bunda bunu toplarsam 2 tane A3'ü elde etmiş olurum. Bu da bana 14'ü verir. Yani A3 kaçmış? 7. Şimdi geldim buraya. A2 ile A6'nın çarpımı 64'müş. Bir kere. Ben A2'nin A2'nin bir aritmetik dizi ise A3'ten R kadar eksik olduğunu biliyorum. A6'nın da A3'ten 3R kadar fazla olması gerektiğini biliyorum. O halde A3'ümüz kaçtı? 7. Yani burası 7 eksi R'ymiş. Burası da A3 7 olduğu için 7 artı 3 R'ymiş. İşte bununla 7 eksi R ile hemen şöyle göstereyim. 7 eksi R ile 7 artı 3 R'nin çarpımı bize neyi veriyormuş? 64. E güzel. Neyi soruyor? Dizinin ortak farkını yani R'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Buluruz mu? Buluruz. Şöyle ki dağıt bunları 7 kere 7 49 7 kere 3r 21r yapar eksi 7 kere eksi r kere 7 eksi 7r yapar eksi r kere 3r eksi- 3r kare yapar eşittir 64 Şimdi ben bunların hepsini sağ tarafa toplarsam şunu aldım attım 3r kare geldi 21r'den 7 rye çıkardım 14 14 liraya geldi karşıya atarsam eksi-14r olur 49'u karşıya atarsam burası da artı 15 gelecektir eşittir 0 dedim. Burada R'nin alabileceği değerler toplamı sorulduğuna göre elimizde şu an R'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem var. R'ye bağlıysa bu ben R değerlerinin toplamını istiyorsam demek ki kökler toplamını istiyorum. O halde eksi B bölü 2A formülü pardon eksi B bölü A kökler toplamı formülünü kullanarak cevabı bulabilirim. Eksi B bölü A bana kökler toplamını yani R1 artı R2'yi verecekti. Bu da sevgili arkadaşlarım eksi eksi 14 bölü 2 a değil 2 Parabolün tepe noktası sürekli beni anıyor arkadaşlar. A diyeceğim yani 3. Eksiler gider 14 bölü 3 bana cevabı verir. Doğru cevap B şıkkında verilmiş gençler. Evet artık geldik 20'ye 20. soru bomba bir soru. Beni pür dikkat dinlemeni rica ediyorum. Şimdi x eksi a ile x kare eksi 6 x eksi 16'nın çarpımını 0'a eşitleyen bu denklemin kökleri bir aritmetik dizinin ardışık 3 tane terimiymiş. Ya hocam sağ tarafı çarpanlarına ayırabilir miyim acaba? Bir, bir deneyelim bakalım. X'e x. Eksi 8'e artı 2 dersem çarpımları eksi 16 toplamları eksi 6 mükemmel oldu burası. Demek ki bunun bir kökü eksi 2'ymiş. Diğer kökü 8'miş. E hocam şuranın kökü de x eşittir a'dır. Evet doğru. Şimdi a eksi 2 ve artı 8 bunlar ee, bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ama A en küçük mü? En büyük mü? Ortanca mı? Bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? 3 itibariyle de değerlendireceğim. Eğer ki A en küçükse sıralaması şu şekildedir. A, eksi 2 ve 8. Ortanca ise eksi 2, A ve 8. Küçükten büyüğe sıralıyorum. En büyükse de eksi 2, 8 ve A demem gerekiyor. Güzel. Şimdi A'nın alabileceği değerleri bulabilirim. Çünkü bunlar artık bir aritmetik dizinin ardışık üç terim oldu. Şöyle ki. 8'den eksi 2, 10 mu azalmış? Evet. Eksi 2'den 10 azaltırsın da A'yı bulurum. Yani eksi 12'ymiş. Bu cepte. A tam ortadaysa eksi 2 ile 8'in toplamı A'nın 2 katını verir. Eksi 2 ile 8'in toplamı 6 yapar. 2A 6 ise A 3'tür. Ve devam. Eksi 2'ye 10 eklemişim 8 sekiz olmuş. 8'e 10 eklersem 18 olur. Bu da bana A'nın 3. kombinasyonunu verir. O zaman nedir abi? Eksi 12, 3 ve 18'miş. A değerleri bunları alabilir. Yani bunların toplamı sorulduğuna göre eksi 12 ile 3 topladım. Eksi 9, 18 daha artı 9 yapar. Cevabımız da C şıkkında verilmiş diyebiliriz. 20. soruyu çözdüğümüze göre artık biz bu videoyu yaraladık gençler bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. 20 defa söyledik yarısının olması lazım. Şimdi 21. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Sağ üst taraftayız. Şimdi bu soruyu bu soruyu uzun uzadıya bir denklemde çözebilirsin. Sıkıntı yok. Çözmelisin de zaten ama ben sana çok daha basit bir yolunu anlatacağım. 21. soru ne diyor? AN ve BN bunlar nasıl, nasıl dizilermiş? Geometrik dizilermiş. A4, A5, A6, A7, A8 bunları çarp ve bir de şunları çarp demiş. B4, B5, B6, B7, B8. Ve bunlar birbirine eşit olsun demiş. Şimdi hocam aritmetik dizilerde 158 dakikadır yaptığımız bir şey var. Neydi o? Terimlerin birbirine eşit uzaklıkta olan iki terimin toplamının ortadaki teriminin iki katı olduğunu biliyorduk. İşte bu geometrik dizilerde de bu kural şu şekilde işliyor. Örnek veriyorum. 4. terimle 8. terimin tam ortasındaki terim 6. terimdir. Ve ben eğer A4 ile A8'i çarpıyorsam A6'nın karesini bulmuş olurum. Çarpı. A5 ile A7'nin çarpımı da A6'nın karesini vermez mi o zaman? Evet. A6'da zaten burada gariban. Her şey onun üstünden yürüyor. A6'da kendisi var zaten. E bunların çarpımı bana A6'nın 5. kuvvetinin ta kendisini verir. Güzel. B'lerde geometrik dizilerdi. O zaman ben aynı kuralı burada yerine işletsem burası da B6'nın 5. kuvveti gelmez mi gençler? Gelir. Yani bunlar birbirine eşitmiş. E bunların üstlerine bakıyorsun tek sayı. Tek sayı kuvvet varsa tabanlar birbirine mutlak surette eşittir. Yani A6 B6'ya eşitmiş. Yani A dizisinin 6. terimi ile B dizisinin 6. terimi birbirinin aynısıymış. Güzel. A6'nın B6'ya eşitliğini bulduk. Şimdi ne sorulmuş bana? Diyor ki A2 bölü A1'in 3 katı. Ya bir dakika A2'yi ben A3 A1'e bölersem eğer elimde A dizisinin ortak çarpanı kalmaz mı? Kalır. Biz A dizisinin ortak çarpanına birbirine karışmasınlar diye RA diyelim. Yani 3 tane RA A dizisinin ortak çarpanı eşittir diyorum. B4'ün B3'e oranı da B dizisinin ortak çarpanını verir. Yani B, B dizisinin ortak da RB dedim. 3 tane RA, bir tane RB'yi eşitmiş. O halde ben buradaki RA'ları K seçersem RB'leri 3K seçmek zorundayım ki bunlar birbirine eşit olsunlar. Benden istenen şey B9 bölü A9. Ben eğer B9 bölü A9'u bulacaksam elde olanlardan ilerlerim. A6'nın B6'ya eşit olduğu elimde değil mi? Evet. O halde şöyle derim. B9'u B6 çarpı B6 çarpı kendi ortak çarpanının küpü olarak yazarım. Yani RB'nin küpü olarak yazarım. Bölü A9'u da A6 çarpı RA'nın küpü olarak yazabilirim. Evet. Şimdi B6 ile A6 birbirine eşitti zaten. Bunlar gittiler. RB dediğimiz şey 3K'ydı. 3K'nın küpü ne yapar? 27K küp yapar. Bölü RA'yı da K seçmiştik. E burası da K'nın küpü olur o zaman. Burada K küpler de giderse cevap direkt elimizde patlar. Cevap neymiş? 27'nin ta kendisi. Yani cevap D şıkkında verilmiştir sevgili arkadaşlarım. Dedim ve devam ediyorum 22 ile 22. soru hemen altta ve 2017'den beri müfredatta olan lakin ÖSYM'nin bir türlü sormaya yanaşmadığı o konu Fibonacci sayı dizisi müfredatta var mı var anlatıyoruz mu anlatıyoruz Okullarda hocalar anlatıyor mu? Anlatıyoruz. Bazen yazılılarda bazı okulların yazılılarına çıkıyor mu? Çıkıyor. Ama ÖSYM şey inatla yanaşmıyor. Ne üçgensel sayı dizisine, ne karesel sayı dizisine, ne Fibonacci sayı dizisine yanaşmıyor. Ama bunlar müfredatta olan şeyler. O yüzden ben burada sana seni çok yormayacak bir iki tane soru koydum Fibonacci'den. Belki karşına çıkarsa sen de dersin ki... Ben SML Hoca dinledim, o bana anlatmıştı. Diğerleri zaten beni ilgilendirmiyor. Yani... Ne yapayım abi ben doğru yaptım yani dersin. Fibonacci sayı dizisi nedir? Hocam ilk iki terimi bir olan ve bundan sonraki tüm terimleri kendinden önce gelen iki terimin toplamına eşit olan dizilerdir. Yani mesela 1 bir ile 1'i topladın 2. Bunun üçüncü terimi 2'dir. 1 ile 2'yi topladın bir sonraki terimi bulursun 3. 2 ile 3'ü topladın 5'i buldun bir sonraki terimi verdi. Daha sonrasında 5'i bulduk. 3 ile 5'i topladın 8. 5 ile 8'i topladın 13. 8 ile 13'ü topladın 21. 13 ile 21'i topladın 34. Topladım böyle gidiyor hocam. 89, 144 diye 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 233 diye gidiyor bu. Güzel. Bana ne sorulmuş? Fibonacci sayı dizisinin 69. terimi. Lan ben bunu nasıl bulacağım ya? Bir sürü daha şu an var ya kaçıncı terimi buldum üstelik bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. terimini yazdım, yoruldum zaten. 69. kaldı ki 70, kaldı ki 72. terimini ben nasıl bulayım? Şimdi gençler, bunu bulmamıza gerek yok. Biz Fibonacci'nin kuralıyla ilgileniyoruz bu soruda. 69. terimle 70. terimi toplarsam kendilerinden sonra gelen ilk terimi, yani 71. terimi bulurum. O halde şu ikisinin toplamı bana neyi verir? F71'i verir. Daha sonra bir de ne var burada? F72 var. E peki 71. ve 72. terimin toplamları nedir? 73. terimdir. Yani burası F73'müş ve bu da FK'ymış. Demek ki K neymiş? 73'ün ta kendisi. Yani cevabımız E'ymiş. Gayet basit, güzel, tadında bir soruydu. 22. sorumuzda çözdüğümüze göre devam ediyorum. 23 AN terimleri birbirinden farklı aritmetik dizi BN terimleri birbirinden farklı geometrik dizi olmak üzere. Şimdi AN aritmetikmiş, BN de geometrikmiş. A6, A12, A18, B3, B6, B9 üsttekileri toplamış, alttakileri çarpmış. Ve şu toplam şuradaki toplama eşitken buradaki çarpım da buradaki çarpıma eşitmiş. Buna göre X artı Y artı Z artı T toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Uzun uza diye çözümler yine yapılabilir. Bir sürü terim bulursun. Hepsini A1 cinsinden yazarsın. Dersin ki burası A1 artı 5R, burası A1 artı 11R, burası A1 artı 17R diye yazıp 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 bir sürü çözüm bulabilirsin. Ama her çözüm seni tek bir noktaya götürecek. Bunu da sakın unutma. Şimdi benim çözümümü iyi dinle. Dinle ki yapabilesin. Hocam A6, A18... 6 ile 18'in toplamının yarısı 12'yi veriyor bana. Demek ki şu ikisinin toplamı 2 iki tane A12'ymiş. Bir tane de burada var. 3 tane A12'ye eşitmiş burası. 3 çarpı A12. Şimdi buranın 3 tane A12 gelebilmesi için X ve Y ne olabilir? Dedim ki hocam ortadaki terim 12 olsun. 12. terim. 3'ün 12'ye olan uzaklığı 9 birimdir. 12'nin e, 9 birim uzandığı da 21 vardır. Yani ben burada X'i 12 Y'yi de 21 seçersem A3, A12 ve A21'i topladığım takdirde Şununla şunun toplamı 2 tane A12 Bir tane de burada var 3 tane a 12 elde ederim Ki benden istenen de zaten bu başka bir şey değil Demek ki ben artık X'i 12 Y'yi de 21 seçebilirim Aynı mantalite alttakinde de geçerli B3 ile B9'un çarpımı B6'nın karesidir Bir tane de B6 var B6'nın küpü yani buranın B6'nın küpü gelmesi isteniyor Buraya baktım. Eğer ki burası 6 olursa 1'in 6'ya olan uzaklığı 5 birim. 6'dan 5 birim uzaklıkta ne var? 11 var. B1 ile B11'in çarpımı B6'nın karesidir. Bir tane de B6'mız oldu. Etti B küp. O halde ne diyormuşuz? Z 6'ymış. T 11'miş. İşte bunların toplamı soruluyor. 12. 21 daha 33. 6 daha 39. 11 daha 50 yapar cevap D şıkkıdır diyebiliriz. Hem de var ya şuranın rahatlığıyla gençler gönül rahatlığıyla cevabı işaretleyebiliriz. Devam ediyorum şimdi 24 ile ondan önce ne yapıyoruz? Sayfamıza her zamanki gibi geleneksel uzaktan bakıyoruz arkadaşlarım. Umarım senin de sayfan bu şekildedir. Düzenli olmanda fayda var diye ben sana milyon defa söylememe lüzum yok. Anla artık. Fayda var da yapalım hadi. 24. sorumuzdayız artık. Şöyle ekranımıza sığdırdık ve çözelim sorumuzu. İlk terimi ortak farkının iki katına eşit olan bir aritmetik diziden bahsediyoruz. Aritmetik dizi diyor. İlk terimine mesela A1 dersem ortak farkına da bunun ortak farkı dedim. Ortak farkına R dersem ilk terimi neymiş? 2 katı yani 2R'ymiş. Yani şurası 2R mi? R eklersem burayı 3R mi bulurum? R eklersem burası 4R mi? Burası 5R mi? Burası 6R mi hocam? Evet. Aynen bu şekilde. Şimdi burası o zaman şu tarafa geçtim. Burası artık 7R'dir. 8R'dir. 9R, 10R, 11R. E tamam, güzel. Şimdi 3. sütunda yazan sayıların toplamı 35. Yani şuradakilerin toplamı bana 35'i veriyormuş. 7. sütunda yazan sayıların toplamı soruluyor şimdi. Hocam bak, iyi dinle beni. Ben şuradakileri toplarsam eğer şuradakinin bak, tam ortadakinin 5 katıdır. Çünkü ardışık 5 tane ya bunlar. 5 kere 4 R'den burası 20 R yapar. E toplayalım bakalım geliyor mu gerçekten? 6 R, 5 R da 11 R, 15 R, 18 R, 20 R. Hmm, güzel. O zaman buradakileri toplarsam mesela 9 R kere 5'ten 45 R gelir. O zaman buradakileri toplarsam bak 5 artmış 5 artmış burası nedir? 14 R'dir. 14'ü 5 ile çarparsan 70 R yapar. 70 R 35'miş. R buradan kaç gelir? 1 bölü 2 gelir. Şimdi benden 7. sütunda yazan sayıların toplamı istenmiş. Artık çok basit. Bir yanda 19 R yazacaktır. Bir yanında 24 R yazacaktır. Bir yanında 29 R yazacaktır. Bir yanında 34 R yazacaktır. Bak burası 4, 5, 6, 7. sütun. 7. sütundakilerin toplamı bana 34 R'nin 5 katını verir. Yani 170 R'yi verir. Benden 170 R isteniyor hocam. R kaçtı? 1 bölü 2 idi. Yaz yerine. 170 kere 1 bölü 2 170'in yarısı olan 85'i verir. Cevabım E şıkkında verilmiş diyeceğiz. Gayet güzel bir soruydu. Valla tadından yenmeyen bir soruydu. Şimdi devam ediyorum. 25'te ki bu da zor gibi görünen böyle var ya işleme nasıl başlayacağını falan bilemeyeceğim bir soru ha. Yani kafa karıştırıcı bir soru ama bir o kadar da basit bir soru. Sana zaten neyin ne olduğunu vermiş. Diyor ki bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı Sn ortak çarpanı r ve ilk terimi a1 olmak üzere demiş. Esen formülünü vermiş. İlk n terim toplamı a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r olarak vermiş bize bu formülü. S3 ve S6'nın oranı yani ilk 3 terim toplamı ve ilk 6 terim toplamının oranı da p küp bölü p küp artı 1 olduğuna göre Dizinin ortak çarpanı P türünden aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi S3'ü bir bulalım seninle beraber. S3 için şurada 3 yazmam gerekiyor değil mi? A1 çarpı 1 eksi R'nin küpü en gördüğüm yere 3 yazıyordum. Bölü 1 eksi R'dir. S6 da hocam. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R'dir. Ve diyor ki bunu buna bölersen diyor bunu bulursun. Ben bunu buna bölersem 1 eksi R'lerin aynı paydada olduklarını gördüğüm için götürürüm. A1'lerin de sadeleştiğini görürüm. Şimdi burada 1 eksi R üzeri 6 var ya. Bu aslında 1'in karesidir. Bu da aslında R küpün karesidir. Demek ki ben burada 2 kare farkı uygularsam. Üst taraf 1 eksi R küp iken. Alt taraf 1 eksi R küp çarpı 1 artı R küptür. Çok güzel. Buradaki 1 eksi R küplerin de gittiğini görüyorsun değil mi? O zaman burada ne kalır? 1 bölü 1 artı R küp kalır. Peki bu neye eşitmiş? P küp bölü P küp artı 1'e eşitmiş. Tamam bu buna eşitse o zaman ben şunu yaparım abi. Ben bunu yaparım. İzninle içler dışlar yaparım. Yani şunu şunla çarptım. P küp artı 1. Bunu da bununla çarptım. P küp artı R küp P küp oldu burası. Ve her iki taraftaki P küplerin gittiğini görüyorsun değil mi? Jortingen. Peki Neyi sormuştu? Ortak çarpanı yani R'nin P türünden eşit. Yani R'yi yalnız bırak. E ben buradaki çarpım durumundaki P küpü karşıya bölüm olarak atabilirim. Yani 1 bölü P küp eşittir R küptür. Her iki tarafın küp kökünü alırsan 1 bölü P eşittir R gelir. R de demek ki P'nin eksi birinci kuvvetine eşitmiştir. Eşitmiştir neyse eşitmiş derim. Cevap da D şıkkı olur gençler. 25'i de çözdük mü artık kaldı 15 sorumuz mu? O zaman sağ üst tarafa geçelim. Şunu da çözelim. 14 sorumuz kalsın gençler. Devam. Aşağıda diyor Pascal üçgeninin sayı üçgeninin bir kısmı ve üzerinde en Pascal üçgeninin satır numarası olmak üzere en no'lu çaprazları gösterilmiştir. Hiçbir yerde göremeyeceğim bir soru yine. Gene SML hoca yapıyor bunu. <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor şimdi? Pascal sayı üçgenini biliyoruz zaten. Şöyle bir 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 1 yazdıktan sonra toplamları da buralara yazıyoruz değil mi? Bak çok eğlenceli bir üçgen ama bir süre sonra sıkıyor tabi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Pascal üçgeni ile alakalı yazılmış 1600 sayfalık kitap var ve bu kitabın son sayfalarında diyor ki bu kitap Pascal üçgeninin özelliklerinin %5'ini bile göstermiyor. Ne kadar büyük bir şey değil mi? Ve ne kadar bir özelliği olabilir ki? İyi dinle beni. 4 nolu çapraz mor, 5 nolu çapraz sarı, 6 nolu çapraz mavi renkte renklendirilmiş. Buna göre 12 nolu çapraz şeridinin üzerindeki sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Lan 12'ye kadar bunu bu şekilde açıp böyle 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 top yani ne yapacağız? Şimdi hocam bak iyi dinle. 4 nolu çapraz buysa 3 nolu çapraz şudur. 2 nolu çapraz budur. 1 nolu çapraz budur. 1 nolu çaprazın üzerindeki sayıların toplamı kaçtır? 1. 2 nolu çaprazın üzerindeki sayıların toplamı 1. 3 nolu çaprazın üzerindeki sayıların toplamı 2. 4 nolu çaprazın üzerindeki sayıların toplamı 3. 5 nolu çaprazın üzerindeki sayıların toplamı 5. 6 nolu çaprazın üzerindeki sayıların toplamı 8 ediyor. Peki sen bu 1 1 2 3 5 8 olayının başka nerede biliyorsun? Fibonacci sayı dizisinde. Hatta bir önceki sayfada demiştim ki ilk iki terimi birdir. Sonraki terimleri kendinden önce gelen iki terimin ardışık iki terimin toplamına eşittir. Yani 2, yani 3, yani 5, yani 8, yani 13, yani 21, yani 34, yani 55, yani 89, yani 144 diye devam eder diyoruz. Güzel. Şimdi benden bakıyorsun. Altınoğlu çaprazın üzerinde yazılan sayılan e, yazılan sayıların toplamı 8 ya bak. Birinci terim 2, 3, 4, 5, 6. Aa 6. Çok güzel bir 6. terim 8 bir aslında. E benden o zaman bu Fibonacci sayı dizisinin 12. terimi isteniyor. Burası 6'ydı. 7, 8, 9, 10, 11, 12. terim 144'tür. 12 nolu çaprazın üzerinde yazan sayıların toplamı da tabii ki 144 olmak zorundadır. Yani cevap B şıkkında verilmiş. Güzel. Vallahi sizlere böyle sorular gösterebildiğim için çok mutlu hissediyorum. Umarım sen de böyle soruları gördüğün için çok mutlusundur. Kendini özel hissediyorsundur. Devam gençler devam. Olacak bu iş olacak. Hiç merak etmeyin. Bak avuçlarım kaşınıyor. Ne zaman böyle avuçlarım kaşınsa böyle iyi bir şeyler oluyor arkadaşlarım. Özellikle sağ avucum. <laughs> Ama olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İlk 8 teriminin toplamı ilk 4 teriminin toplamının 82 katı ve terimleri doğal sayı olan geometrik dizinin ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi diyor ki bak ilk 8 teriminin toplamına ben geometrik dizinin S8 derim. İlk 4 teriminin toplamına da S4 derim be hocam. S8'i nasıl bulurum? A1 çarpı yandaki sorudan kopya çekebilirsin bak şuradan. Buradan kopya çekebilirsin. Hemen döndüm soruma. S8 neydi? Ben kopya çekmeden yapayım bari. 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R'ydi. Burası da A1 çarpı attım kesir çizgisini. 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R'ydi doğru mu? Şimdi bunun e, diğerinin 4 katı olduğunu pardon 82 katı olduğunu biliyoruz. Yani o zaman ben bunu buna bölersem. Cevap karşıma ne olarak çıkar? 82. Çok güzel. Şimdi bunu buna bölelim bakalım. A1'ler gitti. 1 eksi R'ler gitti. Çok güzel. Burada ne kaldı? 1 eksi R üzeri 8. 1'in karesi eksi R üzeri 4'ün karesi olduğu için 1 eksi R üzeri 4 çarpı 1 artı R üzeri 4 biçiminde ben bunları ifade ederim. Bölü Alt kısımda 1 eksi r üzeri 4 kaldı gençler. Ve ben burada 1 eksi r üzeri 4'leri de sadeleştirebileceğimi görüyorum. Artık elimde sadece şu kaldı. 1 artı r üzeri 4 82 ise r üzeri 4 81'dir. Ve burada r kaçtır? 3'tür. Hocam eksi 3 olamaz mı? E, olabilir. Yani olabilir. Yalnız ben diyorum ki ısrarla. Olamaz güzel kardeşim. Niye? Çünkü diyor ki terimleri doğal sayı. Şimdi r eksi 3 olsa bir artılı bir eksili bir artılı bir eksili terimler çıkar. Yani bir negatif bir pozitif bir negatif bir pozitif. Ama bana doğal sayı demiş. Ben bunu hep 3 ile çarparsam hep doğal sayı çıkar karşıma değil mi terimlerini. Tamam o zaman R'nin 3 olduğundan artık eminiz. Değil mi sen de eminsin. Güzel. R3. Diyor ki bu dizinin ikinci ve üçüncü terimlerinin çarpımı hangisi olabilir diye soruluyor şimdi. Yani A2 ile A3'ün çarpımı hangisi olabilir diye soruluyor. Ben A2'yi A1 çarpı R biçiminde yazarsam çarpı. A3'ü de A1 çarpı R kare biçiminde yaza, yazabilir miyim? Yazarım. A1 ile A1'in çarpımı A1'in tabii ki de karesidir. R ile R karenin çarpımı da R küptür. Burada ben R küpün R3 olduğu için 27 olduğunu biliyorum. 27 çarpı A1'in karesi eşittir. Hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi ben e, 27 çarpı hatta şöyle göstereyim. 27 çarpı A1'in e, karesi eşittir 3 desem mesela a1 Rin karesi eşittir 1 bölü 9 olur. A1 buradan 1 bölü 3 gelecektir. Yalnız şöyle bir durum var. Terimleri doğal sayıydı. Yani A1'in de doğal sayı olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu cortladı. O zaman ben şunu düşünebilirim. Bütün şıkları 27 bölerim. Böldüğüm sayıda bir doğal sayının karesi çıkması lazım. Bütün şıkları 27'ye bölerim. Böldüğüm sayının çıkan sonucun bir doğal sayının karesi olması şarttır. Umarım şimdi anladın. O halde diyorum ki 9'u 27'ye böldüğüm zaman bir doğal sayı bile gelmez. 81'i 27'ye bölersem 3 gelir ama 3 bir doğal sayının karesi değildir. 243'ü 27'ye bölersem 9 gelir. 9 bir doğal sayının yani 3'ün karesidir. Cevap D'ymiş. Devam. 729'u ben 27'ye böldüğüm zaman 27 gelir. 27 3 3'ün karesidir. Bir doğal sayının karesi değildir. O halde cevabımız D şıkkı olacakmış. Şimdi sayfaya uzaktan bakma zamanı, eğlenme zamanı, gülme zamanı, başardım tutkusuyla o hazzı yaşamanın zamanı arkadaşlar. Biz bu sayfayı da çözdük içinden geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? 28. soru için bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Sayfa numaramız da artık ne biliyor musun? Sana söyleyeyim 63. Yani bu, say bu kitap zaten 96 sayfaydı. 63 sayfayı çözmüş olacağız şu an seninle bir beraber. Semih diye bir arkadaşım var. Semih'e selamlar. Eşi Ceren'in açtığı okulun ki Ceren'e de selamlar. Alayınıza selam. Hatta oğulları var Ateş ona da selam. Açtığı okulun açılışı için 7 katlı bir pasta yaptırmak istemiş. Semih'in yaptıracağı pastanın görseli de aşağıda verilmiş arkadaşlar. Pasta bu. Aa, kuyak geçmiş. 7 katlı pasta ne demek lan? Semih'in yaptıracağı pastanın çapı Yukarıya doğru her katta aynı miktarda azalmakta ve tüm katların yükseklikleri eşittir. Tamam. Şimdi e, tüm katların yükseklikleri eşitse ben bir kere zaten 28'i 7 tane kat olduğu için 7'ye bölerim ve her katın yüksekliğinin 4 birim olduğunu elde ederim. Bak burası 4 birim yükseklikte. Burası 4. Burası 4. Burası 4. Burası 4. Burası 4. Ve burası 4 birim yükseklikte. Güzel. Etti 28. Burayı sildim artık. Devam ediyorum. Diyor ki sipariş edilen pastanın her katındaki silindir pastaların yan yüzeyleri, yan yüzeyleri. Ne diyor? İtalyan karamelli krema ile süslenecektir diyor. Semih ağzının tadını biliyor arkadaşlar. Buna göre İtalyan karamelli krema sürülen alanların toplamı kaç pi santimetre karedir? Yani şu alanlar var ya bak şu çevresi. İşte buralara İtalyan karamelli krema sürülüyor. Peki sürülen İtalyan karamelli krema ile sürülen alanların krema sürülen alanların toplamı soruluyor bize. Ya Allah bismillah. Şimdi şöyle. Hocam. ben eğer birinci pastanın çapına çapına yani 2 rsine ...diyorum. 10 dersem buranın çapı 40'mış ve artık şunu söyleyeyim 7 katlı olduğu için ben buna A1 derim. Buna da A7 derim. A7'den A1'i çıkarırsam artık aritmetik dizi oluşturduğunu anlıyorum. Eşittir 40'dan 10 çıktı 30. Şimdi A7'den A1'i çıkardığım takdirde 6R gelir. Bu R yarı çap olan R buradaki R ortak fark olan R karıştırma eşittir 30'muş. R kaçmış 5. Şimdi R5 ise yarı çap demek 5'er 5'er artıyor demek. Yani o zaman yarı çap 5'er 5'er artıyorsa hocam hatta çap özür dilerim. Ee, buradaki çaplarımız 5'er 5'er artıyor. O zaman buranın çapı 15'tir. Buranın çapı 10'dur. Burası 20, burası 25, burası 30, burası 35, burası da 40'tır diyeceğiz. 45 diyecektim az daha. Burası da 40'tır. Tamam bunu da denk getirdik. Peki şimdi benim size sorum şu. Eğer ki benim elimde şöyle bir görsel varsa. Bak o görseli ben sana resmedeyim şimdi şöyle. Şöyle bir görsel olduğunu düşünün. Tamam mı? Ben ee, bu diskin yan yüzeyinin alanını nasıl bulurum? Şimdi bunu bir şerit gibi düşünelim tamam mı? Şu şekilde bir şerit olduğunu düşünelim. Ben bu şeridi şuradan örnek veriyorum. Şöyle bir makasla gençler. Şöyle bir makasla şuradan kesik attığımı düşünelim. Buradan kesik atıp bunu açarsam eğer... ...bu bana tam anlamıyla bir dikdörtgen verir. Tamam. Bu dikdörtgenin bir yüzeyinin alanı da işte... ...demek ki İtalyan karamelli kremayla süslenecekmiş. E, tamam güzel. O zaman ben şunu yaparım. Bu dikdörtgenin alanı nedir? Şurası zaten 4 onu biliyoruz. Şu kısım da bu kısım da buradaki çemberin çevresidir. Dairenin çevresidir. O halde gençler ben diyorum ki bunun çevresini ben 2 pi ile bulurum. Ki 2 r çaptı unutma. Demek ki pi ile çapı çarparsam olay tamam. O halde bunun çapı ne? 10. O zaman 10 pi çarpı 4. Bu birincisinin alanı. 2'ye geçtim. 15 pi çarpı 4. Diğerine geçtim. 25'ti çapı. 25 değil 20 idi özür dilerim. 20 çarpı pi çarpı 4. Diğerine geçtim. 25 pi çarpı 4. Ötekine geçtim. 30 pi çarpı 4. Diğerine geçtim. 35 pi çarpı 4. Ve diğerine geçtim. 40 pi çarpı 4. Çok güzel. Hepsinde 5 çarpanı var mı ya? Var. Hepsinde pi çarpanı var mı? Var. Hepsinde 4 çarpanı var mı? Var. O halde ben derim ki tamamını 20 pi parantezine alarak toplayabilirim. Tamam. Şurada ne kalır? 1 artı. Şurada ne kalır hocam? Orası 60 pi idi. E, 3 kalıyor. Artı. Şurada ne kalır? E, o zaman 5 kalır. Değil mi? Çünkü orası... E, bakayım. Yo özür dilerim. Şurası 60'tı 3 kaldı. Şurası 80'di 4 kalacak o zaman değil mi? Şurası da 40'tı 1 kalmaz 2 kalır çünkü orada. Özür diliyorum sizden. 2, 3. Şurası da 4 olacak. Siz anladınız onu. Ne, ne demek istediğimi. 20 pi ile 2'yi çarpın. 40 pi bak burası 40 pi. 20 pi ile 3'ü çarpın. 60 pi bak burası 60 pi. 20 pi ile 4'ü çarpın. 80 pi bak burası 80 pi. Tamam o zaman artı 5 diyorum. 6 diyorum. 7 diyorum. Kaç katlıydı bu pasta? 7. Burada 6 tane sayı yazdım. Sayı yazdım. Çarp, artı bir de 8 diyorum. Şimdi bunu toplayacağız ya. 2'den 8'e kadar olan sayıların toplamını nasıl bulurum? 8 çarpı 9 bölü 2, 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamıdır. Ama burada 1 yok. O zaman 1 çıkarırım ve bunu da 20 pi ile çarparım. 8 kere 9, 2'ye böldüm. Ee, 36, 1 çıkardım. 35. Demek ki benim cevabım 35 çarpı 20 pi olacakmış. 35 kere 20, 700 yapar. 700 pi de bana cevabı verir. Cevabım D şıkkıydı gençler. Evet, 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 evet. Şimdi ne yapıyoruz? 29. sorumuzu çözüyoruz. Ne pozitif doğal sayı olmak üzere a n eşittir n kare sayısının asal bölen adedi bu şekilde tanımlanıyormuş arkadaşlar. Bak a n neymiş? n kare sayısının. Yani bu dizinin indisi var ya indisi şu. İşte bunun karesinin asal bölen adedi olarak tanımlanıyor. Şimdi buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi ax eşittir 1 ise x sayısı asaldır demiş. Şimdi duralım. Burada duralım. Şimdi x sayısı asalsa örnek veriyorum. a7 eşittir 1 olur mu? 7'nin karesi 49'dur. Bunun asal bölen adedi nedir? 1'dir. Bir tanedir. Başka var mı? Yoktur. Peki mesela a3 desem 3'ün karesi 9'dur. 9'un asal bölen adedi de 1'dir. Çünkü zaten ben asal sayının asal bölen adedinin 1 olduğunu biliyorum ya karesini alırsam onun da asal bölen adedi 1 olacaktır. Başka bir ihtimal var mı gençler? Yok değil mi? Yok. O zaman şunu söyleyebilirim ki ax eşittir 1 ise x sayısı asaldır. Yalnız bir dakika dur. Dur orada. Bu çok mantıklı geliyor ama şimdi a9'a bakarsam ben bu nedir? 81'in asal bölen adedi. Asal bölen adedi. Tamam. 2.81'in asal bölen adedi kaçtır? E 1'dir. Yani A9 neymiş? E, 1. Peki 9 asal mı? Değil. O halde gençler X'in asal olmasına gerek yokmuş. Asalın kuvvetleri de olsa oluyormuş. Yani birinci öncül patladı abi. Maalesef. En çeldirici öncül buydu. A42 A180'e eşittir demiş. 42 ile 42'nin karesinin asal bölen adedi aynı olduğu için ben 42'yi 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazabilirim 180 sayısını da tabii ki 2 4 olur 4 kere 45 yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 olarak ifade ederim. Şimdi ben bunların karesini aldığım takdirde zaten burası kare burası kare burası kare burası 4 burası 4 burası kare olacak e zaten asal bölenleri değişmeyecek. Yani 2, 3, 7 toplam kaç tane? 3 tane. 2, 3, 5 toplam kaç tane? 3 tane. Demek ki A42, A180'e eşit olacakmış. Yani doğru. AK sıfır eşitliğini sağlayan bir adet K sayısı vardır. Şimdi neler pozitif doğal sayıydı? Yani birden başlıyor. E ben AK eşittir sıfırsa yani pozitif pardon asal bölen adedi hiç olmayan sayı nedir? 1. O halde bir adet K sayısı vardır ki o da zaten 1'dir. O halde bu da doğru. Yani cevabımız neymiş? D şıkkıymış gençler. 29'da çözdük mü hocam? Çözdük. Şimdi o halde, o halde geçebiliriz 30'a. 30. sorumuz için şurayı sildim ve başlayalım çözüme. Reel sayılarda tanımlı f(x) bu, g(x) bu. Buna göre m 1'den 4'e kadar f bileşke gm. Bu ne demektir? F içerisinde gm demektir, değil mi? Ve bu da önce 1'i yerine yaz şurada. Sonra 2'yi sonra 3'ü sonra 4'ü yerine yaz ve topla demek. Yani aslına bakarsanız burası f içerisinde g1 artı f içerisinde g2 artı f içerisinde g3 artı ve f içerisinde g4 demektir. Tamam mı? Şimdi önce neleri bulacağım o zaman ben? G1'i, g2, g3'ü, g4'ü bir bulacağım. G1 yerine yazarsam 2 gelir. 2'yi yerine yazarsam 6 gelir. 3'ü yerine yazarsam eee tabii ki de 10 gelecek. 4'ü yerine yazarsam da 14 gelecek derim. Şimdi sırada ne var? F2. F2 5'tir arkadaşlar. Artı yerine yazıyorum burada. Şimdi ne lazım? F6. E, bu da 13'tür. Değil mi? Daha sonrasında F10 lazım. E 21'dir. F14 lazım. E 29'dur bu da. 8'er 8'er arttığında görüyorsunuz zaten tamam. Şimdi bunların toplamı sorulmuş. Hadi toplayalım bunları. 21 ile 29'un toplamı 50 yapar. 5 ile 13'ün toplamı da 18 yapar. Bunları toplarsanız 68 gelir. 68 de bizim cevabımızın ta kendisidir. Yani cevap E şıkkında verilmiş diyebilirim gençler. 30. soruyu da çözdük mü? Çözdük vallahi hocam. Geçtik 31'e. A6'dan A2'yi çıkarmış. Bir geometrik diziymiş bu arada bu. A4'ün karesi eksi A2'nin karesi. Bunların oranı 1 bölü 2 ve A3 6 olduğuna göre A5 bölü A1 oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu kısmı e, ben A2 cinsinden yazsam. A2 çarpı R üzeri 4 olur mu burası? Olur. Eksi A2 dedim. Üst tarafı A2 parantezini alabilirmişim. Yani ne gelir? R üzeri 4 eksi 1 mi gelir? Bölü. Şimdi alt taraftayım. Burası A4 eksi A2 çarpı A4 artı A2'dir aslında. Şimdi ben A4 eksi A2, A4 eksi A2, A2 parantezini alıp yazarsam. A4 dediğim şey A2 çarpı R kare olduğu için burada R kare eksi 1 kalır. Burayı da yine A2 parantezini alıp yazarsam bu sefer R kare artı 1 gelir. Ve dikkat ettiysen şununla şunun çarpımı R üzeri 4 eksi 1'dir. Şununla şunun çarpımı da A2'nin karesidir. Yani A2'nin karesi çarpı R üzeri 4 eksi 1 geldi. Sana güzel bir haberim var. Aha bunlar birbirini götürüyor. Çok güzel. Eşittir neymiş? 1 bölü 2. Peki A2 ile şuradaki A2'nin bir tanesini sadeleştirirsem. 1 bölü A2. 1 bölü 2 ise A2 kaçtır? Tabii ki de 2. Güzel. Şimdi A2'nin 2 olduğu ve A3'ün 6 olduğu bir dünyada bu geometrik dizinin ortak çarpanı 3'ün ta kendisidir. Çünkü 2'yi 3 ile çarparsam ancak 6'yı elde ederim. Ve A5'in A1'e oranı da tabii ki R üzeri 4'tür. E, R'yi de 3 bulduğuma göre cevap 3 üzeri 4. Yani 81'in ta kendisi olacaktır. Cevabımız C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Tamam mı? Ve devam ediyorum. 32 ile gençler. 32. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Aşırı derecede uykusuzum. Uykusuzluğumu size şu şekilde anlatabilirim. Gece boyunca... Bir dakika bile uyumadım. Yani o şekilde uykusuzum. Yani uykusuzluk kelimesi uyku olmama hali demektir. Yani uykunun olmadığı durum. Ortada uyku yok gerçekten yok. Çünkü benim canım kızım hastaydı gece ve onu hastaneye götürdük. E, cihaza falan bağladılar. E, nefes alamadığı için yaşadığı bir viral enfeksiyondan kaynaklı. E, bundan kaynaklı arkadaşlarım biraz böyle gece hastanede geçirdim sabahleyin e, ofise geldim. Bu videoların çekilmesi gerekiyor. E, çünkü sizlere bir söz verdim. Bu sözü tutabilmek için uykusuz halimle işte 4-5 bardak kahveyle, bilmem kaç bardak çayla bu videoyu çıkarıyorum. Olabildiğince de enerjik davranmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlarım sizler bana güvendiniz ve ben bu güveni sarsmamam gerekiyor. Bu yüzdendir ki devam ediyoruz 32. sorumuzda. Evet bir a geometrik dizisinde A4, A5, A6 bunların toplamı 65. A5, A6, A7 bunların toplamı 195. Olduğuna göre bu geometrik dizinin ortak çarpanı yani R'si kaçtır diye sorulmuş. Güzel sorulabilir yani neden sorulmasın ki? Hocam ben bunu A4 parantezini alarak yazarsam bak A4 artı A5 nedir? A4 çarpı R'dir. A6 da A4 çarpı R karedir değil mi? Şimdi hemen burayı da A, 5 cinsinden yazsam mesela. A5. En küçük o ya. Ben burayı niye A4 cinsinden yazdım? En küçük a 4 O zaman burayı da en küçük A5 olduğu için A5 e, cinsinden yazayım. A5 artı A5 çarpı R artı A5 çarpı R kare. Üst tarafı A4 parantezine alırsam 1 artı R artı R karenin ta kendisi gelir. Alt tarafı A5 parantezine alırsam 1 artı R artı R karenin ta kendisi gelir. Şimdi bunları birbirine oranlarsam eğer şunlar birbirini götürür ki aynı ifadelerdir. 195'i e 65'e oranlarsam ne gelir? 3 gelir. Yani burası da 1 bölü 3'müş. Çok güzel. Şimdi ben A4 bölü A5'i 1 bölü 3 bulduysam A5 bölü A4 ise 3'ün ta kendisidir. Ve ben A5'i A4'e bir geometrik dizide bölersem R'nin ta kendisini bulurum. R kaçtır diye sorulmuştu cevap 3'ün ta kendisi Bitti geçti oldu bitti <laughs> Konuşamadım Bitti geçti oldu bitti arkadaşlar Evet böylelikle 32'yi de çözdük Ve sayfamıza şöyle uzaktan bakalım Bazı sorular hırslanıp Şu şekilde falan işaretler koymuşuz O kadar abartmamışız ama Olsun bazen sen de yapıyorsun biliyorum ee, Kalemin ucu Sayfayı delecek kadar Hırslanıyorsun bazen sorulara Ben de yapıyorum sıkıntı yok ee, bu iyi işarettir. İyi işaret. Bu iyi yolda olduğunun göstergesidir. Devam edelim mi? 33. soruyla. Aşağıdaki şekil 1'de üçlü USB çoklayıcı gösterilmiş. Şekil 2'de ise 3 üç tane üçlü USB çoklayıcının şekil 1'de gösterilen USB çoklayıcının USB portlarına takılmış hali gösterilmiş. Ne kadar çok USB dedik değil mi? Dizüstü bilgisayarında sadece bir tane USB portu bulunan buse Üçlü USB çok, çoklayıcılardan uç uca ekleyip 6. adımı tamamlayınca yeteri kadar USB portunu elde ettiğini söylemiş. Buna göre USB, buna göre USB diyorum. Buna göre Buse. <laughs> Buse de USB'ye benziyormuş harbiden. Buna göre Buse 6. adım sonunda toplamda kaç tane USB çoklayıcı kullanmıştır diye soruyor. Yani kaç tane şu cihazdan kullanmıştır o soruluyor. Şimdi birinci adımda kaç tane kullanmış? 1. İkinci adımda kaç tane kullanılmış? 1 artı 3, 4 tane kullanılmış. Şimdi üçüncü adımda bunlara 9 tane daha eklenecek ya. 9 artı 4, 9 artı 3 artı 1 bize neyi verecek? Tabii ki de bakalım bunlara 9 tane daha eklenecek. 9, 3 daha 12, bir tane daha 13 mü yapar? Aynen. 1, 4, 13 diye mi devam ediyor o zaman? Şimdi üçüncü adımda toplam kullanılan miktarıydı değil mi bu? Peki Şimdi bu düzenli bir şekilde mi devam ediyor? Yani 9 tanenin ardına da ne eklenecek gençler? 9 tanenin ardına 9 kere 9'dan 81 tane daha eklenecek. Hayda. Bu 1, 4, 13 düzenli gitmiyor. Düzenli gitmesine gerek var mı? Bence yok. Şimdi şöyle yapalım. Birinci adında bir tane kullanmış. İkinci adında buna 3 tane daha eklemiş. Diğer adında buna 9 tane ekleyecek diğer adımda buna 81 tane ekleyecek. Şimdi bir düzen görüyor musunuz gençler? Ben görüyorum vallahi. 3'ün 0. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti, 3'ün üçün 3. kuvveti diye bir düzen görüyorum ben burada ve bunların toplamı istenmiş ama daha devamı var. Çünkü 6. adımdakini istemiş. Şimdi o zaman ben bunu devam ettireyim ya. Niye orada kesip attık ki? 6 küçük bir sayı bence. Şurası 1. adım, 2. adım, 3. adım, 4. adım. Dördüncü adımda 3'ün küpü ise 5. adımda 3'ün dördüncü kuvveti diğer tarafta 3'ün 5. kuvvet olacak. Yani bunların toplamı mı istenmiş arkadaşlar? Ben bunları geometrik dizi olduğunu biliyorum. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3. O zaman bunları toplayabilirim. İlk terim 1. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R mi demem gerekiyor ilk 6 terimin toplamına? A1 1 de hocam. R 3'tü. 1 eksi 3 üzeri 6 bölü 1 eksi 3. 3 üzeri 6 dediğimiz sayı 3 üzeri 5 243'tür. 3 üzeri 6 729'dur. 1'den 729'u çıkarırsan eksi 728 kalır. 1'den 3 çıkarırsan eksi 2 olur. Eksi 1 ek, eksiler gider. 728'i 2'ye böl mü demiş bize. Şimdi 700'ü bölsem 350 olacaktı. 28'i bölsem 14 olacak. Toplarsam 300, 364 mi gelir? E iyi de hocam. Bana zaten öyle bir şey sormamış ki. Aa evet ya. Neyi sormuş bana? Aha da şurayı sormuş demek. E burayı soruyorsa hocam. Böyle bir şey var mı? Yani 1 eksi 3 üzeri 6 bölü 1 eksi 3 var mı? Yok. Ama şu var. 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 3 eksi 1. Hocam böyle de bir şey yok. E yok ama sen şunun 2 olduğunu bilmiyor mu be güzel kardeşim? Cevap da A'dır o zaman. Değil mi? Evet. Devam 34. A n ortak farkı. Ortak farkı. Sıfırdan farklı bir tam sayısı olan. R tam sayısı olan aritmetik dizi olmak üzere A1 6'ymış yani birinci terim 6 3 basamaklı en küçük terim 7, 20. terimdir Oo. şimdi dur şöyle birinci terim 6 sonra 20. terim de ilk defa 3 basamaklı olmuş yani büyük veya eşit 100 mü demem gerekiyor tamam şimdi o zaman ben 20. terimi A1 cinsinden yazabilir miyim 20. terim A1 artı 19R midir? Değil mi? Öyledir. Peki işte bu yani 6 artı 19R'ye eşit midir? Evet. Büyük veya eşit 100 mü? Evet. O zaman 19R büyük veya eşittir 94 olur mu? Evet olur. Peki burada sağlayan R tam sayıymış ya. İlk defa nedir? E 5'tir hocam. 5 kere 19, 95 yapar çünkü. Tamam mı? O zaman R5'miş. Hayırlı uğurlu olsun r 5, a 14 ile a 26'nın toplamı soruluyor. Öncelikle ben e, bunun toplanım ikiye bölündüğü takdirde indislerinin 20. terime eşit uzaklıkta olduklarını görüyorum. İki tane a 20 soruluyormuş yani bana. E, 20. terim dediğimiz terim, bak 20. terim dediğimiz terim zaten bu değil miydi? <laughs> Çok güzel. E, a R'yi de 5 bulduk. Burası 95 mi yapar? 95 e 6 eklersem 101 mi gelir? A20 101'miş. E benden de bu isteniyor. Demek ki iki kere 101 isteniyor benden. O zaman cevap nedir? 202'nin ta kendisi. Yani cevabımız B şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim mi? Sıkıldınız mı? Sıkılmayın çünkü çünkü son artık 6 tane sorumuz kaldı. Bunda sıkılacak ne var ya? Ben 40 tane soru çözeceğim burada. Ben sıkılmıyorum. Çözmek daha sıkıcı gençler. Dinlemek daha eğlenceli. Kesinlikle kere çözmek yorucu da yani. Devam. A1 5, A2 4 ve her n büyük veya eşit 2 için an kendinden bir önceki terimle kendinden bir sonraki terimin çarpımına eşitmiş. Bak an kendinden bir önceki terim an-1 kendinden bir sonraki terim an-1. Bu eşitliği sağlayan an dizisi için a2023 aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Oo, şimdi birinci terim 1 bir mi? Bak çok güzel bir soru ha. Yani sınavda karşımıza çıksa bütün öğretmenlerin falan takdirini toplayacak bir soru. Çok ciddiyim bak. Bir işlerim bir. İki dört. Şimdi üçüncü terimi gelin tahmin edelim. Şimdi benim üçüncü terimim gençler şu. Bununla bunun çarpımı burayı verecek ya. O zaman dörttür abi. Yani dört dışında farklı bir şey olabilir mi? Bak dört kere bir dört. Aa çok güzel. Şimdi buraya yazacağım terim de Bununla bunu çarpınca 4'ü verecek. O zaman burası nedir? 1'dir. Başka bir alternatif var mı? Yok. Çok güzel. 1'i de bulduk. Şimdi geldim buraya. Bununla bunun çarpımı bana 1'i verecek. O zaman burası nedir? Tabii ki de 1 bölü 4'tür. Şimdi 1 ile neyi çarparsam 1 bölü 4 bulurum. Tabii ki de 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4 ile neyi çarparsam 1 bölü 4 bulurum. Tabii ki de 1'i. 1 bölü 4 ile neyi çarparsam 1 bulurum. Tabii ki de 4'ü. Sonra yine 4 diye devam edecek. Yalnız dur 2023'e kadar yürümeyeceğim ben. Oralara kadar yürürsem oho. Ne bu 2 saatlik video yeter ne 5 saatlik video yeter. Yetmez gençler. Siz diyeceksiniz ki hocam başlangıçta 1'de başlamış ya 1 4 4 1. E 1 4'ü yakaladıktan sonra zaten devamı 4 1 gelmek zorunda. O zaman şurayı şöyle ayırırım. Derim ki hocam burada 6 tane terim var değil mi? 6 tane terim var değil mi? 6'da bir tekrar varmış o zaman. Ben e ben 2023'e kadar gidene kadar zaten 6 kere 6, 6 bir tekrar edeceğim. 6 şarda bir tekrar edeceğim. O zaman ben bu 2023'ü kaç tane içinde 6'lık tur olduğunu bulurum. Kalan bana cevap verir. 20'nin içinde 6 3 defa. 18. Çıkardım 2. 22'nin içinde yine 3 defa. 3 kere 6 18 çıkardım 4. 43'ün içinde 7 defa 6 kere 7 42 çıkardım 1. Tamam güzel. Bu ne demek biliyor musun? Bizim şu düzenimiz, altılık düzen var ya, 337 defa kendini tekrar etmiş, sonra bir adım daha ilerlemiş. Tekrar şurası ya zaten, ben sana bunun Türkçesini söyleyeyim. 2023. terimle birinci terim, aynı terimmiş. Yani cevap neymiş? Birmiş. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir deriz. Tamam mı? 35'te çözdüm, kaldı 5 soru. Devam, 36. soru. Aşağıda boş bir satranç tahtası gösterilmiş gençler. Bu satranç tahtası üzerinde üzerine A1, B1, C1, nokta 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 H1, A2, A H1, A2, B2, C2, nokta 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 H2. Sonra buraya gelmiş A3, B3, C3, nokta 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 diye devam ediyor. Yani şu şekilde geldikten sonra bir daha başa dönüyoruz şu şekilde ve bir daha başa dönüyoruz ve bir daha başa dönüyoruz. Bu düzende ilerliyoruz. Anlaştık mı? Hep bu şekilde gidiyoruz. Hep bu şekilde. Güzel. Şimdi ne demişti hocam bana devamında bir okuyalım bakalım. A1 karesine bir tane boncuk konularak başlanmış ve sıradaki her kareye bir önceki konulan boncuk sayısının 3 katı kadar boncuk konmuş. Yani buraya 3 tane, buraya 9 tane, buraya 27 tane, buraya 81 tane, buraya 243 tane. O şimdiden 243 oldu bile. E buna göre E7 karesi. E7. E de 7. Şurası. Diyor ki E7 karesine boncuk koyma işlemi sonlandığı anda satranç tahtasının üzerindeki toplam boncuk sayısı soruluyor. Oo, hadi bakalım yürü. Abi sıkıntı yok bak çözeriz şöyle. Burada 8 tane yok mu? 8 de burada 8 de burada 6'ya kadar tamamlamış. 6 kere 8 48. 49, 50, 51, 52, 53. terim soruluyor bana bu dizinin. Bu bir dizi. Ne dizi? Geometrik dizi. Niye? 3 katı 3 katı alınarak gidiyor. R'si 3. O zaman benden ne isteniyor? S kaçtı burası? 48, 49, 50, 51, 52, 53'tü. S 53 soruluyor arkadaşlar benden. S 53 de birinci terim çarpı 1 eksi R e üzeri 53 bölü 1 eksi R'dir. Başkası değildir. E madem öyle A1 1'di zaten. Onu görmeyeyim. R de 3'tü zaten 3 katı alınarak gidiyor. O zaman burası eksi 2 gelir. Şuraya bakıyorum 1 eksi R üzeri 53. Yani 1 eksi 3 üzeri 53. Aha cevap bu. Uzatmaya ne gerek var? Şıklarda var mı? Yok. Ne yapacağız? Şıklarda düzenleyeceğiz arkadaşlar. Eksiyle burayı çarp burayı çarp ne gelir? 3 üzeri 53 eksi 1 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Bu da bana B şıkkını verecektir. Evet. Böylelikle bu sayfayı da bitirdik mi? Bitirdik. Şöyle uzaktan bir bakalım mı? Hadi gelin beraber bakalım. Vallahi mis gibi bir sayfaydı. Şimdi artık son 4 sorumuz ve dizilerdeki son sayfamız. Bundan sonraki konumuz da babalar gibi türev. Türev değil, limit süreklilik. Ama iyi, o da babalar gibi yani. <laughs> <laughs> baba olmasa da bir baba yarısı olur arkadaşlar limit ve süreklilik. Ama sonrasında babalar gibi türev ve integral var. Ama gözünüz korkmasın. Yani türev ve integral basit konular. Eee türeve zor diyen adam matematiğin türevden önceki kısmını halletmeyen adamdır. Bundan kaynaklı da zor diyorlar. Ama hallederseniz özellikle fonksiyon kısmını halledebilirseniz o iş tamamdır diyeceğiz zaten. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Güzel. Bu değil ya. Ben ne çözüyorum şu an? Limit çözmeye başladım. Abi dur biri de uyar mı? uyarsın beni ya. <laughs> limit çözmeye hızımı alamayan İsmail Hoca limit çözmeye başladı. Nerede? Diziler videosunda. 37. sorudayız arkadaşlar. Abo ne utandım. İlk n teriminin çarpımı pn ile gösterilen bir aritmetik dizide. P20 o zaman ilk 20 terim çarpımıdır değil mi bu? Yani A1 çarpı A2 çarpı nokta 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 A19 çarpı A20'dir burası. Burası da pi 19 yani a1 çarpı a2 çarpı nokta 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 çarpı a 19'dur. Bunu buna bölünce ne gelmiş 12. E ben size bir şey diyeyim mi? Çatır kütür bunlar gitmez mi arkadaşlar buraya kadar? Demek ki a 20 kaçmış 12. Yani 20. terimin benim 12'ymiş. Güzel bunu bulduk. A3'ü de vermiş bu adam bana. Eksi 22'ymiş. A3 eksi 22. Ben bu bir aritmetik dizi ise üsttekinden alttakini çıkardığım takdirde 17 R ile karşılaşmaz mıyım? Peki 12'den eksi 22 çıkarsa 34 ile karşılaşırım. O zaman R kaçtır arkadaşlar? 2'nin ta kendisi. R'yi buldum. Bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Öncelikle ben A3'ün eksi 22 olduğunu biliyorum ya. Bu A3. A2 kaçtır? R2 ise eksi 24'tür. A1 kaçtır hocam? O da eksi 26 mıdır? Evet. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. İlk 10 terim toplamı sorulduğuna göre 10. terimin kaç olduğunu nasıl bulurum? A1'in üzerine 9R ekleyince 10. terimi elde ederim zaten. A1 eksi 26 idi hocam. R de 2 olduğu için 9 kere 2'den 18 gelir. Burası da eksi 26 artı 18'den eksi 8'i verir bana. Demek ki benim 10. terimim de eksi 8'miş. Şimdi soru şu artık. Eksi 26'dan eksi 8'e kadar olan çift sayıların toplamı kaçtır? Soru bu. Peki şöyle yap yapılabilir mi <laughs> arkadaşlar? Ben şöyle desem. Burada toplam 10 tane terim var. Son terimle ilk terimin toplamının eksi 34 olduğunu görüyoruz. şimdi Bundan önceki terim nedir? Eksi 10'dur değil mi? Şimdi dikkat et bak A9 burası da. A2 ile A9'un toplamı ne? Eksi 34. Peki A3 ile A8'in toplamını tahmin et şimdi. Eksi 34. 10 tane terimi bu şekilde ikişerli ikişerli gruplarsam 5 tane grup oluşmaz mı? Oluşur. Ve her birinin toplamı eksi 34 ise 5 kere eksi 34 kısa yoldan toplattırır bana bu sayıyı. Bu da bana eksi 170'i verir. Yani cevabımız neymiş? E şıkkı olacakmış. Dedik ve devam ettik. 38. Artık sonu 3. AN pozitif terimli bir geometrik dizi ve BN de herhangi bir dizidir. Sıradan çinko karbon pilmiş arkadaşlar. Biri durasel, öteki de sıradan çinko karbon pilmiş. AN ile BN'in çarpımı BN artı 1'miş ve bu her N pozitif tam sayısı için geçerliymiş. B6'nın B1'e oranı, şimdi B neydi? Herhangi bir dizi. A3'ün dördüncü kuvvetiymiş. Ona da eyvallah. A3 kaçtır diye soruluyor şimdi. Öncelikle ben, öncelikle ben şunu yapsam AN nedir? Yalnız bıraksam şunu şurada. BN artı 1'in BN'e oranı mıdır? Evet. Şimdi ben N gördüğüm yere mesela 1 yazsam B2 bölü B1 gelir mi? 2 yazarsam B3 bölü B2 gelir mi? Ve 3 yazarsam B4 bölü B3 4 yazarsam B5 bölü B4. 5 yazarsam B6 bölü B5 gelir mi? Gelir. Tabii ki bunları çarpacağım. Çünkü götürmeleri için çarpmam lazım. Yani bunlar şu pozisyonda gidiyor değil mi? Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde gidiyor. Ve geriye elimizde ne kalıyor? Buraya kadar açmamın sebebini de anladım. B6 bölü B1 kalıyor. Şimdi B2 bölü B1 en gördüğümüz yere 1 yazdığımız için aslında A1'e eşittir. Çarpı demek ki burası A2. Burası A3. Burası A4 ve burası da A5. Yani aslına bakarsan bu geometrik dizide A1'den A5'e kadar olan terimlerin ilk 5 terimin çarpımından bahsediyoruz. A1 ile A5'in çarpımı A3'ün karesidir. A2 ile A4'ün çarpımı A3'ün karesidir. Etti A3'ün 4. kuvveti. E bir de A3 var. A3'ün 5. kuvveti. Bu neymiş? B6 bölü B1. E aynı şey A3'ün dördüncü kuvvetine eşit değil mi? E eşit. Demek ki burada A3'ün dördüncü kuvveti A3'ün beşinci kuvvetine eşitse ben A3'ün ya sıfır olduğunu düşünürüm ya da bir olduğunu düşünürüm. Başka bir ihtimal söz konusu bile değil. Ama demiş ki pozitif terimli o zaman sıfıra bay bay. Gitti. Ben A3'ü buldum abi. Ya ben sıramı savdım. A3 birmiş. Neyi soruyor bana? A3'ü cevap ne? A şıkkı olacaktı. Güzel bir soruydu kendileri. Bay bay diyoruz. Ve devam ediyoruz. 39. sorumuzdan. sorumuzda Bir geometrik diziymiş. Tamam artan bir de. X kare eksi 195 x artı 576 eşit 0. Denkleminin kökleri A1 ve A7'dir. Buna göre A6 eksi A2 çarpı A3 ifadesinin değeri soruluyor. Lan şimdi bunu çarpanlarına ayırmak lazım ya. Değil mi? X kare eksi 195x artı 576 dedik eşittir sıfır. Bunun köklerinin e, a1 ile a7 olduğunu biliyoruz. Buradan e, başka bir sayı bulunabilir mi diye merak ediyoruz. Başka bir sayı. Yani nasıl bir sayı? Şöyle. A1 ile A7'nin çarpımı mesela kökler çarpımıdır değil mi? Ya bu da bana C bölü A'dan 576'yı verebilir. Şu an sorunun çözümünü yemin ederim hatırlamıyorum. Şu an deniyorum sizle beraber. A1 ile A7'nin çarpımı 576. Peki A1 ile A7'nin çarpımı bu bir geometrik dizi ise 1 ile 7. terimin eşit uzaklıkta olduğu hangi terim var? Hocam tabii ki de 4. Bunların çarpımı A4'ün karesidir o zaman değil mi? Bu da 576 576'ymış. Peki 576 bir sayının karesi ise o sayı nedir? 576 neyin karesidir? Ee, öncelikle onu düşünelim. 25'in karesi 625. 24'ün karesi 576 olabilir mi? Tabii ki de olur. A4 eşittir 24'müş. A4'ün kaç olduğunu bulduk hocam. Tamam. 24'ün karesi 576. A4'ü biliyorum ama R'sini M'sini biliyorum. Şu an ben bu diziye dair tek bildiğim şey A4'ün 24 oldu. Tamam. Güzel. Şimdi burada A1 ile A7'nin toplamıyla alakalı bir şeyler yapılabilir mi? Ee, yapılabilir. Bunların toplamı bir kere eksi B bölü A'dan 195'i verecektir bize. Tamam. 195'i verir. Buna da eyvallah. A1 dediğim şey A4 bölü R küptür artı A7 dediğim şey de A4 çarpı R küptür. Değil mi? Ve bu da 195'miş. Peki R ne? A4 neydi? 24'tü. Şimdi o zaman ben şuraya 24 bölü R küp yazarsam buraya da 24 çarpı R küp yazarsam bu 195'miş ya. E şimdi o zaman hocam ben şunu söyleyebilirim. Her iki tarafı 24'e bölersem şu şekilde 195 bölü 24 olur. Buradan ne kalır biliyor musun? Reküp artı 1 bölü reküp kalır. Bu da neymiş? 195 bölü 24'ün ta kendisiymiş. Tamam güzel. Bence bir sıkıntı yok. Yolumuza bir devam edelim. Bakalım neler bulabileceğiz. Ya da bulabileceğiz mi? O da meçhul. Bakalım bence buluruz. Bu sayı 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e böldüğüm takdirde 195'i 60 65 gelir. Bu sayı 3'e bölünür mü bölünür? 8 gelir. Şimdi bak. Şununla şunu çarp. R üzeri 6 artı 1 bölü R'nin küpü. Eşittir. 65 bölü 8. Size bu pdf'in ilk başlarında bir şey söylemiştim. R küp 8 olabilir mi? 8 kübik bir sayıdır. 2'nin küpüdür. Peki R'nin 2 olma durumu söz konusu şu an. Yukarıda yerine yaz bakayım. 64 artı 1'den 65. Ana o da geldi. Demek R 2'ymiş. Tamam. R'nin 2 olduğunu bulduk. Şimdi A6 eksi A2 çarpı A3 demiş ya. Ben A6'nın A4 çarpı R kare olduğunu. A2'nin A2 ile A3'ü çarpacağım ya şimdi bak. Ee, A2 ile A3. Ya da direkt şöyle yapalım ya. Daha kolay olur bence. A6'yı nasıl elde ederim? A4'ü 2 kere R ile çarparım. Yani 24 çarpı 2 kere 2, 4 yapar. Eksi A2'yi nasıl bulurum? Şunu 4'e bölerim bu sefer. Yani 6 kere bunu da 2'ye bölelim. Çünkü R 2 idi. 24'ü 2'ye böldüm 12. İşte bu. 4 kere 24 96. 6 kere 12 72. Çıkardım 24 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkı olur. Çok güzel bir sorunun ardından artık 40 soru serisi diziler konusunda bir şeyi 40 kere söyleyeceğiz. Tıpkı burada yazdığı gibi bir şeyi 40 kere söylersen olur güzel arkadaşım. Şimdi işte bunu yapacağız beraber. AN 3N artı K'ymış. Tamam. BN de AN artı 1 ile AN'in toplamıymış. B5, B6 ve B7'nin toplamı 180 ise A6 ile A7 toplamının sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi dur bir dakika. Benden istenene odaklanalım. B5. Şimdi B5. Burada N gördüğüm yere 5'i yazarsam şurası A6 burası A5 olur. Yani bu A6 ile A5'in aslında toplamıdır. B6, B6 da A7 ile A6'nın toplamıdır doğal olarak. A7 artı A6 ve B7 bu da A8 ile A7'nin tabii ki toplamıdır. Değil mi? Bunları topladığımız takdirde 180 gelecekmiş. Şimdi ben bunları toplarsam eğer 2 tane A6'nın 2 tane A7'nin olduğunu görüyorum. Değil mi? Ekstradan açıkta bir tane bir de A5 ile A8'in toplamı yer alıyor. O zaman şöyle diyelim biz buraya. A5 artı A6 artı A7 artı A8. Bir de bundan ekstra olarak iki tane A6 ve iki tane A7 olduğu için bir tane daha A6 bir tane daha A7 diyebilirim. Bunların toplamı da bana 180'i veriyormuş. Peki A5 dediğimiz şey aslında şurada yerine yazarsak 15 artı K'dır. Geldim şuna. A6 dediğimiz şey 18 artı K'dır. Şuna geldim 21 artı K'dır. Buna geldim 24 artı K'dır. Buna geldim A6 18 artı K'ydı zaten. A7 de 21 artı K'ydı değil mi? Ben bunların her birini toplayacağım şimdi. 15, 15. Ya da şöyle diyelim. Daha kolay olur sanki. 18, 18 daha 36, 36. 24 daha 60. 21, 21 daha 42 etti 102. Şunu da eklersem 117 artı kaç tane k? 6 tane k eşittir 180. O zaman burada 6k dediğimiz ifade ne olur? 180'den 117'yi çıkarırsam eğer 63 olacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi 6k 63'müş abi. Benden istenen şey ne? A6 ile A7'nin toplamı. Ya bu A6 dediğimiz şey 18 artı k değil miydi? Bu da 21 artı k değil miydi? Ben bunları toplarsam 39 artı 2K mı yapar? A6 ile A7'nin toplamı 39 artı 2K'ymış. Şurayı yazamadım hemen düzgünce yazacağım. Neydi? 39 artı 2K. Güzel. Ne yapacağım şimdi? Ya K 63 bölü 6 geliyor. Yani tam da bölünmüyor. Ne yapacağız? Hocam şunu yapacaksın. 6K 63 ise sadeleştir 3 ile 2K 21'dir. Getireceğin 21'i burada yerine çakacaksın. Toplayınca da 60'ı bulacaksın. Doğru cevap da 60 olacak tabii ki. Yani cevabımız C'ymiş gençler. Ve böylelikle bu 40 tane sorunun sonuna geldik seninle birlikte. Artık dizilerin senin kafanın içerisinde yer etmemesi lazım. Senin için diziler artık bir dert değil. Bütün deneme sınavlarında iddia ediyorum. Bütün deneme sınavlarında ve AYT sınavında diziler senin için dert olmaktan çıktı tamamen garanti net netler olarak bakacaksın sen bunlara. Tamam mı güzel kardeşim? Artık videomuzun sonuna da geldiğimizi söyleyebiliriz. Bir sonraki konumuzun az önce de çözmeye çalıştığım limit ve süreklilik olduğunu, türev ve integral kadar baba değilse de en azından bir baba yarısı olduğunu söylemek söylemek de istiyorum. Gençler limit ve süreklilik konusunda görüşürüz diyelim. Artık ne zaman? 2 gün sonra. O videoya kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.